Buyurun. Mürüvvet Hanım, sonunda isminizi yaşattık. Çocukların mürüvvetini becerebildik çok şükür. Evet, öyle oldu. Cihangir Beyciğim, ne güzel bir gün oldu değil mi? Gençler çok mutlu, ben de çok memnunum. Sizin sayenizde, siz aradığım olsaydınız. Ama efendim, nasıl benim sayemde olsun? Onlar birbirlerini sevmişler, aşık olmuşlar. Aşk ne güzel bir şey değil mi? Işıl ışıl, kıpır kıpır. Her şey için teşekkür ederim. Aman efendim, ne demek? Her zaman bekleriz. Canan Hanım'a da ikinci düğünü yaparız ha. Efendim ne dediniz? Bir şey mi dediniz? Düğün diyor ya, düğün diyor. Daha düğün de var diyor. Yani ilk günün tahsili var, işte mezun olacak okulu falan var ya, daha düğüne var diyor. Tabii, tabii. Düğün inşallah. Şey Canan Hanım da ne diyor öyle, düğün dedi, aşk dedi, ışıl ışıl dedi. Benim de şimdi kıpır kıpır oldum. Evet, evet. Ama efendim ne diyelim, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ayaklarınıza sağlık. Öyle. Evet, Allah tamam neredesin? Çok teşekkürler Canan Hanım. Rica ederim. Hadi hayırlı olsun. Bize de bekliyoruz efendim. Bize de bekliyoruz. Hala gece konduya çağırıyor. Bayağı oldu be. Hayır bana. Ben hala inanamıyorum ya. Hayızdan başım döndü. Benim de aşktan. Görüşürüz. Sözlüm. Hayırlı günler. İyi günler. Ay Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ay vallahi bugünü de atlattık. Vallahi, ay atlattık vallahi billahi çok Canan Hanım. Çok şükür de oynuyor bakayım. Ne oldu oğlum? Vallahi hiç bakma öyle kardeşine. Artık o sözlendi. O çocukla görüşecek de konuşacak da. Seni ilgilendirmez yani. Ya yok ben onu demiyorum. Yani o da var da onu sonra şey. Allah ya sen Allah. İçeride ne laflar ettin öyle? Bu her şeyi ben ödedim, ben yaptım bilmem ne. Ya bir de bu kılık kıyafetler falan. Ne oluyor? Allah Allah. Kardeşinin istemesi vardı. Özendik yani. Olamaz mı? Ya Allah Allah. Anne bu kadar afilli hazırlık yapacak parayı siz nereden buldunuz? Oğlum. Bunca yıl ben sizi büyütürken, yedirirken, içirirken, giydirirken nereden buldun anne bunu, nasıl becerdin demedin de şimdi ben kendime iki kıyafet aldım diye mi bana bunu soruyorsun? Hadi bırak gel içeri gel. Ya yok hiç girmeyeyim ben, eve gidiyorum ben. Oğlum gel 5 dakika ailecek oturalım ya. Ya başkasının evinde ailecek oturmak ne anne ya? Tamam hadi konuşuruz sonra. Neyse gel benim güzel kızım. Heh. Gel benim güzel kızım, sen sözlendin mi annem? He valla sözlendi ha, yere bakan yürek yakan. Kız Sena ne oluyor? Daha senin önünde 2 tane ablam var. Geç, geç. Nasıl hoşuna gidiyor kızım hadi de. Ay, çıkarın ayakları, çıkarın ellerinizi fısfıslayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abla daha demin gezdik bunlarla. Ha, geziyordunuz ama dışarı çıktınız, dışarıdan da içeri geldiniz o ayakkabılarla. Son gün. Heh. Bak. Ayakkabılarıyla herkes girdi. Bu evin sirkelerle temizlenmesi lazım. Tamam tamam canım. Sen hiç merak etme ya. Ben her yeri sileceğim. Terliklerini her ver orada. Her yeri. Ah, ah, tamam. Ver ver ver. Al şunu da. Ver. Ay Allah iyi olduk ha. Hadi anam anam anam. Var ya vallahi billahi. Benim bu ayaklarım da alışkın değil ha. Şiştim işte bu topuklu ayakkabılarla. Ne oldu böyle ya? Ay abla çok güzeldi ama. İlk günde peri kızı gibi oldu vallahi. Evet. Bu peri kızı bal kabağına dönmek için odasına gider. Benim küçük bal kabağım. Dur, dur benim bal kabağım. Kız Medine hayatını adadın şu kocuklara. Yürü hadi. Sen hop kadardın da ne ara büyüdün ha? Ne ara büyüdün de böyle gidiyor? Aha başladı Duygu senin. Anneciğim daha gitmiyorum ben bir yere. Sen de kendin dedin ya. Aman canım hani bugün gitmiyorsun da olacak yani o bir gün. Ama bak ben sana bir şey diyeceğim şimdi. Sen bu evden ayrılırken, yani buradan değil de ananın evinden giderken bil ki ananın evi senin hep kalendir. Tamam mı? Yani sana kötü davranırlar, bir şey yaparlar. Senin ananın kucağı sana hep açık kızım. Tamam mı? Bu erkekler böyledir ha. Bak aşıkken böyle iyidirler de sonra evlendikten sonra böyle... Sakın kendini ezdirmeyeceksin. Tamam mı benim yavrum? Annem
annem. Abla sen böyle evlilik nasihatı mı verdin ya? Bence yani bana kalırsa çok bir nasihat gibi olmadı. Bu daha çok evlilikten soğutmaya benzetiyor. Yani böyle ders mi olur? Nasıl ders vereceğiz Hayriye, profesör hanım? Ya şimdi ilk gücüm, evlilikle ilgili başka gerçekler de var. Tamam, anam bir konuda doğru söylüyor ama o son geceden başladı. Bu işin daha birinci gecesi var, ikinci gecesi var, üçüncü gecesi var, dördüncü gecesi var, beşinci gecesi var. Buralarda havana takılırsa bir şey gel bana sor, tamam mı? Kız sus, çok ayıp. Ya ayıp yatakta olur. Aa ben de yataktan bahsediyorum, tesadüfe bak Medine. Demek ki sen haklısın, ayıp. Kız var ya, duyan da seni yani böyle erkeklerle her şey çok iyi bildiğini sanacak ha. Ulan sen gördüğün ilk erkeğe kredi kartını hibe ettim be. Hem de şifresiyle. Ey Allah'ım yarabbim. Neyse ben şu üstümdekileri çıkartayım. Vallahi sıktı bunlar beni ya. Hadi. Sıkıştı bunlar. Ben çıkaramam vallahi, çok yakıştı. Anam kız. Vallahi açlıktan karnımız şişmesin diye böyle mahvolduk ha. Şunlardan yiyelim ya. Ay, yiyelim vallahi, yiyelim ya. Oy, çok güzel ha. Bak şundan ya, şundan. Şu çok güzeldi. Abla, bunların tarifini ver de biz de yapalım. Ne güzelmiş tadı. Kız ben yapmadım ki bunları. Bunun içi fakiren. Niye yapıyorsun zaten ya? Yapıyorlar işte senin için. Ha. Siz bana şu işin doğrusunu bir anlatsanıza. Neyin doğrusu Canan'ın? Şundan ya, şundan çok güzel. Bak hala hangi işin diyor. Hiçbir soruma doğru düzgün cevap vermiyorsunuz ki. Ne yaptınız siz yahu? Banka falan mı soydunuz? Banka mı? Hanım sen ne alem kadınsın sen ya? Neden geliyorsun aklına böyle şeyler be? Hiç anlamıyorum valla. Biz de banka soyacağız ya. Biz anca işte usul usul patates soyarız, soğan soyarız. Nedir? Hayır canım, onu mu demek istiyorum ben? Banka soymadınız muhakkak da. Yani bütün bunlar biraz fazla değil mi? Ha? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Var işte paramız Canan Hanım ya. Olamaz mı yani? Ha, olur. Olur Songülcüğüm. Olmuş zaten de. Nereden geliyor bu para diyorum. Canan Hanım devlet gibi kadın sonuçta abla. Yani şey soruyor işte. Hani bu kadar paranız oldu, vergisini verdiniz mi? Ne kadar verdiniz? Yıllık vergiler tamam mı? Ana Feyyaz Bey olsaydı var ya şu an kalpten giderdi adamcağız. Ben ciddiyim yalnız. Nereden geliyor bu para? Canan Hanım. Aa, Yılmaz'dan mı yoksa Songül? Yok yok, Yılmaz'dan ne Yılmaz'ı ya? Yılmaz'dan ne kalacak miras, para mara nerede? E'si Yılmaz'dan değil yani. Kimden o zaman? Ben diyeceğim abla ya. Yok yok, hayır. Falan. Yok yok, bak Canan Hanımcığım gibi kadın zaten anladı. Yapma valla. Ya zaten bizim ayrımız gayrımız mı var ya? Canan Hanım bir de yani bize böyle sağ olsun ihtimam da gösteriyor. Ben Canan Hanım'dan paylaşacağım. Şöyle. Halamdan miras kaldı bana. Öldü büyük halam benim. Afyon'un Karahisar ilçesinde oturuyordu. Bilir misiniz oraları? Türküleriyle meşhurdur. Karahisar kalesi yıkılır gelir. Asmadan. Neyse işte öyle oralar. Karahisar deyince hemen insan aklına orası geliyor yani. Çok yakın değildik. Valla ben de anlamadım nasıl oldu. Böyle bir kıyık yapmış bana gider ayak. Sağ olsun. Geç sağ olamaz yani. Rahmetli oldu tabii. Toprağı bol olsun. Allah razı olsun. Öyle yani. Ondan kaldı bu paralar. Şimdi artık siz kendinize başka çalışan bulun. Çünkü biz artık çalışmayacağız. Miras yiyeceğiz. Bakın başladık bile. Of. Allah'ım yarabbim ya. Allah. İnandı bence. Ne diyorsun? Bilmem. İnşallah inandı. Yiyelim ya, yiyelim. Çok teşekkür ederim. İyi günler, görüşmek üzere. Efendim Canancığım. Alo Nergis. Nasılsın hayatım? Ay nasıl olayım hayatım? Çocuklarla uğraşıyorum işte. Sabah yine birbirlerine girdiler. Kavga, kıyamet. Ay ben de attım kendimi dışarı şöyle bir nefes alayım diye. Ay bunlar büyüdükçe daha zor oluyor Canan ya. Ay bilmez miyim şekerim, bilmez miyim? Sende ne var ne yok? Herkes sana bir haberim var.
Vallahi duyar duymaz Nergis'i mutlaka aramam lazım dedim. İyi yaptın. Ne haberi? Senin Hayriye var ya. Evet. Ona büyük halasından çok acayip bir miras kalmış. Nasıl miras kalmış? Ne kadar yani? Çok mu büyük? Çok büyükmüş hem de. Senin bu Medine falan var ya, onu böyle giydirmiş, donatmış. Sonra bu Canan'ın evindeki çalışan Songül'ün kızını istemeye geleceklermiş. Eve catering falan çağırmışlar. Ay inanmıyorum, şaka yapıyorsun. Ya yok valla. Zengin olmuşlar diyorum sana, zengin. Ya o kadar büyük bir paraymış ki, kendi bile hesabını bilmiyormuş. Hadi canım. Aa, inanmıyorum Nergis. Hanımefendi, şunu uzatabilir misin? Ay, ay ne oluyor ya? Aa, yavaş böyle, itiş kakış olur mu böyle? Ne yapalım hanımefendi? Yer yok, aşağı mı atlayalım? Böyle ite ite böyle böyle olmaz. Olmaz yani. Allah Allah. Beğenmiyorsan in aşağıya, taksiye bin. Ne günlere çattık ya. Nasıl bir kadınsın? Ey Allah'ım. İncem bir... Aa, bu ne be? Bu ne? Aa! Ne ablaymış ya? Ablaya bak be ya. Vallahi öldüreceğim seni ya. Beni düşürdüğün hallere bak ya. Allah'ın cezası. Efendim ailen? Öldüreceğim seni ya. Beni düşürdüğün hallere bak ya. Allah'ın cezası. Efendim ailen? Alo, Yasemin müsait misin? Değilim, müsait ama söylesen. Biz ayrıca konuşmuyoruz, muhatap olmuyoruz birbirimize. Sen niye arıyorsun beni, ne oldu? Canım sen de en son ablana sürpriz kutu göndereceğim diye benim partimin içine ettin ya hani. Ama olsun. Sana da sürpriz bir kutu gelmiş. Ben tebrik etmek için aradım. Kutu ne kutu? Ne kutusu? Hani senin temizlikçi var ya, Hayriye. Ne olmuş Hayriye'ye? Aa, senin haberin mi yok? Ay kıyamam sana. Şimdi hazır olsana inanılmaz büyük bir bomba veriyorum. Ne söyle? Büyük halasından beri büyük bir miras kalmış. Ama öyle böyle bir yaflar, katlar. Aşırı zengin olmuş ya, aşırı. Hatta krizentemden ev alacakmış. Ay inşallah sizinkini almaz. Siz şimdi böyle birdenbire aşırı fakir oldunuz ya. Sakın evi elden çıkartıp böyle ucuza verip de sitenin rayicini falan düşürmeyin canım, tamam mı? Nasıl ya? Hayriye zengin mi olmuş? Nasıl ya? Hayriye zengin mi olmuş? Ay senin de var ya bütün dünyayla böyle bağlantın falan kesilmiş gibisin. Yani ve hiçbir şeyden haberin yok senin ya. Evet, Hayriye zengin olmuş Hayriye. Böyle emlak zengini falan olmuş Hayriye. Böyle paralar, onlar bunlar halasından bin ton para kalmış Hayriye'ye. E daha bu sabah hiçbir şey yoktu bunun. Uyu sen Peyyaz, daha uyu. Hayriye bile parayı buldu. Sen hala otur ya. Ya abuk sabuk konuşma Yasemin. Benim asabımı bozma. Halledeceğiz dedik ya. Biraz müsaade et, halledeceğiz. Hem anca sen neredesin? Bir afra bir tafra çıktın buradan. Aradım geri açmadın da. Ne zaman dönüyorsun eve? Neredesin söyle. Gelmiyorum Feyyaz ben. Gelmiyorum. Evde oturacak koltuk mu var ben acaba o eve? O sefalete geleceğim. Dönmüyorum ben. Ya Yasemin abartma. Yatağımız duruyor burada. Bazı eşyalarımız da burada. Abartma lütfen. Ay hala ne diyor ya? Hala ne diyor ya? Ya halledeceğim dedim ya Yasemin. O zaman beni halledince ara Feyyaz, tamam mı? Her şeyi halledince, parayı bulunca beni ara. Bulmadan beni arama Feyyaz. Ha bu arada istersen böyle bu çok sevdiğin, bayıldığın Hayriye'ye söyle. Belki sana acır da biraz böyle borç para falan verir ha? Ne dersin? Bu arada bana bak. Sakın o evi öyle yok pahasına falan böyle Hayriye'ye satayım deme. Bak vallahi sinir krizi geçiririm. Anladın mı beni? Ya ne evini satmaktan bahsediyorsun sen? Ben evi satabilecek durumda olsam zaten bu halde mi olurum? Alo. Alo. Ulan Yasemin. Senin gidecek yerin mi var sanki? Kime gittin, kime sığındın bir anlasam. Allah'ım düştüğüm hallere bak ya. Ay çıldıracağım gerçekten. Dondum da zaten. Nerede bu? Nerede bu acaba? Tiplere bak. Şu
düştüğüm yere bak. Alo. Neredesin diye bir sormak istedim de şey biraz üşüdüm de ben o yüzden soğuk. Aa, öyle mi? Ben zaten söylediğin yerdeyim. Durağın önündeyim ben. Evet. Evet, evet. Hangi araba seninki? Ha, görüyorsun sen beni. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben çok teşekkür ederim gerçekten. Beni aldığın için falan çok sağ ol. Abartma canım. Teşekkürlük bir durum yok. Nasıl yok? Yani Feyyaz beni resmen kapının önünde koydu anladın mı? Böyle yaka paça, parasız pulsuz hiçbir şeysiz. Ya ben şu an yaşadığım şey düştüğüm duruma falan inanamıyorum yani. Düşünme artık. Hallederiz. Ne oldu? Bir şey yok, hiç. Öyle kendime kızıyorum da. Bak sen. Ben seni bırakarak çok büyük hata ettim. Her gün bunu daha iyi anladım. Ayrıldığımızdan beri geçen her gün. Özellikle şimdi çok çok daha iyi anladım. Eski defterler, eski günler. Geçti gitti, boş ver. Nasıl boş ver canım? Yani şu yaşadıklarıma, şu düştüğüm duruma bak. Böyle sığınabileceğim, bir şey olduğunda arayabileceğim, sırtımı yaslayabileceğim. Adam gibi adam, senden başka kimse yok. Öyle olacak tabii Yasemin. Ortada bırakacak değilim seni herhalde. Senin böyle biraz canın sıkkın gibi. Hı? Hani bu kadar zaman sonra görüştüğümüz o sevinirsin sanmış. Seninle ilgisi yok. Evet, canım sıkkın. Ne oldu peki? Sorabiliyor muyuz yani? En azından üstüme alınmamak için soruyorum. Birileri bana ait bir şey çaldı Yasemin. Bilirsin. Bana ait olanın çalınmasından hiç hoşlanmam. Affetmem de. Vallahi Allah sizden bin kere razı olsun. Siz olmasaydınız ben kalkamazdım ki bu işin altından. Vallahi kalkamazdın abla yani. Biz siz yapmaya çalıştın, neler oldu işte gördük. Kavga çıktı, silah çıktı, ölü öldü. Tövbe yarabbim. Vallahi biz siz olmuyor bu işler. Organizasyon, söz, nişan hepsine bizi çarkamber gibi düşün bizi. Abla sen onun dediğine bakma. Yani Allah asıl senden razı olsun. Senin hakkını nasıl öderiz biz? Ya doğru diyor vallahi abla. Şakalar, komiklikler bir yere kadar. Tam senin yaptığını bize insanın anası babası yapmıyor be. Kız ne var ya? Tamam o yaptık bitti artık tamam. E var da yaptık yani. Ama benim içim rahat değil. Yüreğim hop hop. Bu pırlantaların sahipleri ya bizim kapımıza dayanırsa diye düşünüyorum. Yani böyle bir zamanda kim kime bu kadar parayı yiyip eder? Sen bize ettin. Kızım biz kardeşiz. Aynı şey mi? Yani Yılmaz bunları nerede buldu? Bu taşların asıl sahipleri kim? Biz bu paraları harcıyoruz. Ya bu adamlar bizim peşimize düşerse? Abla bunlar peşimize düşerler mi yani? Ya Medine niye düşsünler? Düşselerdi düşerlerdi değil mi abla? Satkaç oldu düşen yok. Aa, yani bir şeyin de artık önünü arkasını düşünmeyin. Sefasını sürün. Aç baş o ağzınızı ya. Bak valla tarih kuşu diyecek ben bunlara bu kadar kıyak yaptım diyecek. Küsecek gidecek sonra profil ederken canlanacak ellerimiz boş kalacak. Yapmayın rica ediyorum ya. Hadi sen de dinlen bak zenginlik yurdu seni. Deli. Hadi, hadi. Hadi biz de gidelim. Gideyim de bakayım benim şu fukara patronum ne yapıyor. Hadi.
Neymiş efendim? Koltuk yokmuş. Ya koltuk dediği nedir be? Koltuk dediği kaç kuruş alınır ya koltuk? Aşk olsun sana be Yasemin. Ben bugüne kadar senin bir dediğini iki ettim mi be Yasemin? Feyyaz Bey. Buradayım. Anam. Ne oldu burada? Anam eşyalara ne oldu? Hayır esas sana ne oldu? Sen ne yaptın? Baştan yaratan mı katıldın? Hatta tamamen baştan mı yaratıldın? Aşk olsun Feyyaz Bey ya. Benim güzelleşmek için estetiğe mi ihtiyacım var? Zaten bu ikisini hep karıştırıyorlar. Sanıyorlar ki fakirlikle çirkinlik aynı şey. Yok efendim öyle bir şey. Zengin kadınlar sanki afeti devran. Biz fakirler de hep eciş bürüş. Ne anlatıyorsun kızım sen? Ben sana çirkin mi dedim şimdi? Ama ima ettin. Hayır efendim ima falan etmedim ya. Lafı apçıklık yerlere çekme. Değişik gördüm. Farklı gördüm. Zaten kafam gitmiş üstüme gel. He. Kafan gitmiş onu anladık da her şey de gitmiş yani. Feyyaz Bey sen ne yaptın böyle? Ben sana çantaları sat dedim. Koltuklarımı sat dedim. Sen niye koltukları sattın? Biz nereye oturacağız? Herkese taktı koltukları. Sıçacağım koltuğunuza ya. Satmadık koltukları ya. Haz ettiler. Ah. Üzülme Feyyaz Bey. Sıkma canını. Yani düşmez kalkmaz bir Allah. Hem siz demez misiniz ticarette inişler oluyor, çıkışlar oluyor diye. Yani öyle düşünün. Bugün böyle, yarın başka türlü çıkışa geçersiniz. Eşya dediğiniz nedir ki? Daha güzellerini alırsınız inşallah. İnşallah. Ayrıca inşallah. Yani şu içine girdiğim boş batağından da tek başıma çıkabilecek gibi de durmuyorum çok ama... aslında ben birazcık yardımla, çok küçük bir yardımla sana miras kalmış. Doğru mu Ayrıca? Nereden duydun? Kalmış. 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 Ay. Murat, sen mi geldin yavrum? Yok, ben geldim Güner Hanım. Aa, gece kalırım falan diyordun. İşim erken bitince geldim işte hemen. Aa, ne bu böyle? Neden böyle süslendin sen? İşte söyledim ya ben size Songül ablanın kızı İkgül'ün istemesi var diye. Başkasının istemesine değil, kendini istetmeye gider gibisin. Ben senin niye böyle süslenip püslendiğini anlamadım sanki. Niye böyle süslenmişim Güner Hanım? Oğlumu baştan çıkarmak için. Ben sana daha önce tembih etmemiş miydim ha? Olmayacak duaya amin deme demiştim. Boyanıp süslenip bir de yalan atıyor. Sen beni salak mı sandın kızım? Yok öyle bir şey Güner Hanım. Öyle zannettiğiniz gibi bir şey yok yani. Ne bu halin öyleyse? Saçın başın her şeyin değişmiş. Bize miras kaldı. Ne mirası? Ya aslında tabii kafamda başlangıç olarak bir rakam var. Yani en azından şu ilk etapta acil olan borçları temizleyip... ha gayret deyip bir doğrulabilmek ki bu arada rakam rakam diyorum. Yani aklına yüksek bir rakam gelmesin, korkutmasın seni, küçük bir rakamdan bahsediyorum yani. Vallahi Feyyaz Bey şöyle bir etrafıma bakıyorum da yani öyle küçük bir rakam gibi görünmedi bana pek. Yadımınızda kalmışsınız. Affedersin suları bile kesmişler ya. Ya su işi kolay Hayriye ya, su işi kolay. Ya buna insanlık hali herkesin başına gelecek. Küçük ayrıntılar bunlar önemli değil. Benim sadece şu an ilk etapta nakit sıkışıklığım var. Benim onu çözmem lazım. Benim para bulmam lazım. Çünkü para bulmazsam Yasemin'i eve geri getiremem. Benim Yasemin'i eve geri getirmem şart Hayriye. Yani Feyyaz Bey konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Ya o kadar ekmeğinizi yedim, emeğiniz var üstümde. Hadi diyelim ben size verdim istediğiniz meblağı. Siz de aldınız parayı. Yasemin Hanım da geri döndü. Kurdunuz yuvanızı tekrar. Her şey eskisi gibi güllük gülistanlık. Ama dedi ki yani düşmez kalkmaz bir Allah diye. De ki düşüverdin yine. Ne olacak? Bu Yasemin Hanım topuk yapmaz mı? Yapar. Yalan mı?
Yani ne diyorsun? Vallahi ben senin arkadaşın değilim. Her zaman da zaten alttan alta şey yaptın onu anladık. Ama dost acı söyler. Bitti bu iş diyorsun yani. He bitti. Ama üzülme Feyyaz Bey. Yani kapı gibi adamsın. Vardır senin de bir yerde bir kısmetin. Senin değerini bilen. Hem zaten senin kadrini kıymetini bilmeyen kendi kaybeder. Allah Hayriye. Biliyorum. O kaybediyorsa benim niye buram acıyor diyorsun. Acıyor işte. Bir süre böyle o kadar acıyor ki yani nefes alamayacak gibi oluyorsun. Sonra biraz geçer gibi oluyor. Yani böyle başka bir şeye dönüşüyor. Ama geçiyor yani alışıyorsun. Kesin bilgi. Vallahi. Sarıladın mı Hayriye? Kesin bilgi mi? Sonra saçmaladın olmaz. Vallahi kesin. Ay Feyyaz Bey. İçerideki odayı hazırlamıştır karım. Geç istersen rahat. Tamam, sağ ol. Ev içinde parayı düşünme. Ben halledeceğim onu. Kafana göre işte yarın gidersin. Beğendiğini tutarsın. Ben bak her şey için çok çok teşekkür ederim sana. Teşekkür faslına geçsek mi artık? Ha? Ama yani mesela şu an benim için şu yaptığını annem babam bile yapmadı benim için anladın mı? Sen şimdi benim her şeyimi çözmek istiyorsun, yapıyorsun falan. Merak etme geçer. Geçiyor. Geçer. Alo var mı gelişme? Gevelemeden söyle. Ne? Bulacaksınız Serhat. O üç kadın yerin dibine girse bile bulacaksınız. O demir midir nedir? Onları yollayan adam. Onu bulacaksınız. Ama bir daha sakın beni bulamadık, edemedik diye aramayın. Son arayışım olur. Kötü bir şey mi oldu? Arabada söylediğim mesele işte. Birileri benim malımı çaldı. Aradık bir süre kimdir diye. Bugün öğrendim ki üç kadın benim malım bir kısmını piyasaya sürmüş bile. Kadınlar mı çalmış yani? Onların çapı bu işe yetmez. Belli ki birileri için çalışıyorlar. Önce kadınları bulup patronlarına ulaşacağım. Sonra o yürek yemişin yüreğini çakallara yedireceğim ben. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen böyle çok sinirlendin, böyle gerildin falan. Ben de kötü bir gün geçirdim. İstersen böyle bir dışarı çıkalım, yemek yiyelim. Mesela bu havamız falan değişir, iyi gelir bize. Ne dersin? Olur. Çıkarız. Tamam, şahane. Ay şey, ben evden böyle çıktım da. Yani beni yaka paça attığı için hiçbir şey alamadım öyle eşya meşya. Senin yanında da böyle restorana gitmek olsun Maya. Ben hallederim. Yani bunu böyle oldururum ben. Ya üstüne başına bir şeyler alırsın. Ne lazımsa. Tamam. Tamam hadi git alışverişini. Ben de biraz kestiririm. İşim bitince uyandırırsın çıkarız. Teşekkür ederim. Teşekkür etmiyorum. Tamam, etmiyorum teşekkür. Ben gidiyorum, alışveriş yapıyorum. Ha. Tamam. Ay, ben anlamıyorum zaten ya. Bu miras nasıl böyle jet hızıyla dünya turu atıyor? Öyle kız. Birine bir şey söyledim mi? Ondan ona, ondan ona, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa yaydı. Ya
Mahalleden komşum aradı beni ya. Oralara kadar gitmiş. Yok. Senin yine komşun benim patronum be. Yani paran olunca böyle herkes yapışıyor ha. Valla zenginliği saklamak zormuş. Maşallah Hayriye Hanım, sen de yani o kadar çok bangır bangır bağırıyorsun ki. Ben zenginim, ben zenginim diye. He Hayriye, sen de çok belli ediyorsun ha. E ne yapsaydım? Allah Allah. Hala temizlikçi gibi mi gezseydim? Yani kusura bakmayın, istiyorsanız gideyim şuradan çamaşır suyu alayım, biraz damlatayım, batik kürk yapayım kendime. Ya ne hemen kızıyorsun, ben öyle demek istemedim. Ya kızmıyorum da yani nasıl anlayabilirim ki bunu Medine? Ya biz zaten ben anlamadım, biz zengin miyiz, fakir miyiz, temizlikçi miyiz, değil miyiz? Kızım ya sen ananın karnında 9 ay nasıl durdun Allah aşkına ya? Acele giden ecele gider. Bir zaman geçsin diyorum böyle, bir hafta geçsin, bir 10 gün geçsin. Ay ne bileyim işte yani. Çünkü ben yani biliyorum. Ben Yılmaz'ı biliyorum. Anladın mı? Allah rahmet eylesin. Yani bir şey olacak, böyle ucu bize bulaşacak diye ödüm patlıyor vallahi. Şöyle bir hafta falan bir geçsin ya. Abla, o bir haftada o pırlantalar da çalınırsa tövbe yarabbim. Ya Allah korusun. Abla, bir şey soracağım. Sen peki pırlantaları nereye saklayacağını düşündün mü? Ben bir yer buldum, sakladım pırlantaları. Aa, nereye sakladın kız? Niye söylemiyorsun? Söylemem. Bak yani bir şöyle bir hafta geçsin. Bir şey gelmesin başımıza. Ondan sonra söylerim. Ya başımıza ne iş gelecek ya? Ayşe gelse de abla yani sadece sen bileceksin, sana gelecek. Hepimize gelsin. Dağılsın yani bilgi. Ha söyle. Doğru söylüyor. Söyleme. Bu sucuk alayım Feyyaz Bey'e. Yani Allah razı olsun abla. Sayende bir gecede sınıf atladık, zengin olduk ama yani market alışverişi yine pahalı, yine pahalı. Bu fakir fukara ne yiyor ya? Düne kadar sen ne yiyorduysan onu yiyor canım benim. Hayriye sen bir sonradan görme gibi oldun ha. He vallahi oldum Medine. Sonradan görünce sonradan gördüm. Hayriye kızım. Hayırlı olsun. Ne Medet abi? Afyon'daki türkücü halandan miras kalmış ya. He zengin oldum vallahi. Afyon'daki türkücü halan mı? Anam! Laf kulaktan kulağa neye dönüşüyor böyle ya? Hayriye sen şimdi bugün Canan'ın şey anlatırken yani Karahisar'ın kalesini söyleyince yanlış anlaşıldı herhalde. Ah Canan Hanım ah! Şey diyecektim, madem toplu bir para var, bu enflasyonda falan şimdi çarçur olmasın. Ne olacak? Benim oğlum şu aşağıda yeni yapılan sitenin satış ofisinde çalışıyor. Hem size faydası olsun hem ona. Ona ne gibi bir faydası olacak Medet abi, ben anlamadım. Satış başına prim oluyor işte çocuk. Siz de bir güzellik yaparsınız artık. He, benim oğlana güzellik olsun diye ev al diyorsun yani. He, şeyi kaçırdım ben. Acaba tapu onun üstüne mi olacak, senin üstüne mi, kimin üstüne? Hayır. Dalga geçme Hayriye. Ciddi bir şey anlatıyorum. Doğru doğru. Yani ev almak gibi bir düşünceniz varsa bu fırsatı kaçırmayın. Baba, onlar bizim yabancımız değil. Büyük indirim yaparım diyor çocuk. Çok avantajlı ha. Bakayım. Peşinatı verip direkt içinde oturmaya başlıyorsun. İçinde oturuyorsun ha? Yani miras işi uzun sürerse arada yokluk çekilmez. Peşinat için yeterli parayı da ayarlarsanız sonrasını peyderpey halledersiniz. Lüks tasarım diyor. Hı. Ona balkona bak. Çok güzel oldun Canan teyze. Beğendin mi Fındık Hanım? Sıkılmadın değil mi? Sıkılmadım. Ne kadar da çok süslüsün. Aa, süslü müyüm? Ya her zamanki halim benim tatlım bu. Alt tarafı bir tane boynuma krem sürdüm. Saçların da çok güzel. Beğendin mi? Sen beni bir de gençken görecektin. Böyle var ya belime kadar kıvır kıvır saçlarım vardı. Seninkiler de çok güzel. Gerçi şimdi uzatsam şimdi de uzar ama bakacağız işte. Tatlım benim. Canan Hanım neredesin? Songül çağırıyor bizi. Geliyoruz Songül. Hadi gel. Nerede oyuncağım? Gel bakalım tatlım. İnelim Songül'e bakalım. Biz geldik. Ha? Ne yaptın Songül'cüğüm? Ha ne yaptım? Eksikleri aldım Canan Hanım. Siz ne yaptınız? Sen ne yaptın kızım? Üzmedin değil mi Canan teyzeni? Ha?
Ay beni hiç üzer mi o? Biz beraber cilt bakımı yaptık. Aman da ne iyi. Aman da ne iyi. Çok da ihtiyacı vardı kuzumun. Acıktın mı sen? Biraz. Biraz. Hadi sen şimdi mutfağa git. Ben sana hemen gelip yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Cihangir Beylerden haber var mı Songül'cüğüm? Kahraman İlkgül'e bir şeylerden bahsetmiş mi? Şimdi Canan Hanım dakika bir, gol bir. Yani kız sözlüsüyle dışarı çıktı. Zırt pırt arayacak değilim herhalde. Gelince sorarız. Ay Songül'cüğüm yalnız İlkgül çok iyi bir aileye gelip gidiyor. Gerçekten bak. Cihangir Bey gerçek bir beyefendi. Kaç kuşaktır İstanbul'a, öyle yeni zenginlere benzemiyor. Ha. Bilgili, kültürlü, görgülü. Tabii ilk zamanlar şimdi ilk gün için zor olur ama o da öğrenir sonra, merak etme. Sen hiç merak etme Canan Hanım. Benim kızım her şeyi biliyor maşallah. Ya ben onu mu diyorum? Songül'cüğüm bak, bunlar çok köklü bir aile. Yani ben arada uçurum olmasın diye söylüyorum yahu. Böyle bir aileye gelin gidince insan nerede ne yenir, nasıl davranılır, ne konuşulur çok dikkat etmesi gerekir insanın. Doğru söylüyorsun Canan Hanım. Evet. Ne konuşulur çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ya biz bu miras meselesini bir tek sana söyledik ama bütün site biliyor maşallah. Naklen yayın yani. Hay Allah. Nereden duymuşlar yahu? Ya ben de bilmiyorum bak. Bizim şu kapıda güvenlikçi Medet abinin oğlu bu evlerin satışında çalışıyormuş. Diyor ki bak bu kataloğu vereyim size miras kalmıştı ev alırsınız diyor ya. Ya Songül'cüğüm çok özür dilerim. Vallahi ben sizin durumunuzdan kimseye bahsetmedim. Bir tek neredeyse. Ne? Ya o da niye? İşte Hayriye onun yanında çalışıyordu ya eskiden. Belki arayıp telefonla bir hayırlı olsun demek ister diye düşündüm. Ah Canan Hanım, Nevis Hanım'a deyince, onun kulağına üfleyince var ya bitti ya. Bitti işte ya. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa. Öteki berikine, beriki diğerine. Yani olacak şey değil, yanlış, doğru. Ya neredeyse rahmet deyip pavyona düşürecekler yani. Vallahi çok özür dilerim ben. Düşünemedim ben. Gerçekten. Kapıya bakıyorum ben. Bak isteyerek olmamış. Ya sen bir kere Nermis'e söyledin mi bu iş bitti. Bitti kardeşim bitti. Herkes öğrendi bilmiyor mu yani? İkkal hayırdır oğlum bir şey mi oldu? Anne bu benim arkadaşım Hüseyin. Hayırlı akşamlar Songül teyzem. İyi akşamlar. Ne oldu çocuğum bir şey mi var? Bir düşün bakalım. Ya birinden kavga mı ettin başın belaya mı girdi ne oldu söyle. Ya sana helal olsun anne ya. O kadar sordum bana söylemedin. Başkalarından mı duyacaktık? Neyi? Ya Hayriye'ye büyük para kalmış. Mahallede herkes onu konuşuyor. Tövbe tövbe. Sana kadar geldi mi? Pes. Ne zaman söyleyecektin acaba bana? Yavrum kardeşinin istemesiydi, telaşıydı. Yani kaçmıyoruz ya söyleyecektik tabii. Ayrıca Hayriye'nin mirasından sana ne, bana ne? İyi tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Hüseyin arabasını satıyor. Tutturdu illa sana vereyim yabancıya gitmesin diyor. Sıfır gibi araba Songül teyzem buyur. Bu ne? Tertemiz araba icabında. Yabancıya gitmesin dedim. Ne arabası oğlum? Songül teyzem o kadar paranız var artık otobüse dolmuşa binecek haliniz yok değil mi? Araba burada arabaya binersiniz. Ay yok Allah'ın hatanı ben araba falan istemiyor muyum? Başkası adına nasıl karar vereyim ya? Oğlum al yok, al. Yok Songül teyzem yok. Anahtar kalsın. Sen şu miras hediye arkadaşına da ver. O da bir baksın görsün. Hem ben zaten fiyatta da yapacağım bir şeyler. İşlemleri de sonra hallederiz. Çocuğum anlamıyorsunuz mu? Araba falan istemiyoruz. Biz ayrıca daha Hayriye'de para yok. Paranın hepsini almadı. Aşk olsun Songül teyzem ya. Ettiğin lafa bak. Alınca ödersiniz. Hem biz İlkan'la aynı mahallenin çocuğuyuz. İlkan gelirsin sen de. Songül teyzem. Gidiyor vallahi gidiyor. Oğlum bıraktı gidiyor. Çocuğum nereye gidiyorsun canım? Ben istemiyorum ya. Araba falan nerede? Hay tövbe ya. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun anne. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Ya anne götür ver Hayriye'ye. İstemezse ben geri veririm soya. Ama anne şu mirastan bize de kalacak mı 3-5 bir şey? Ya öyle laflar var da. Ne yapacağız lan 3-5'i? Kumara mı yatıracaksın? Ya ne kumar anne ya? İyi ki bir açığımızı gördün ha. Vallahi dilinden düşmem artık senin. Ya bana da şöyle bir güzel iş kursak anne. Ha. Vallahi ilalemin yanında çalışmaktan, milletin ağız kokusunu çekmekten yoruldum artık ya. Oğlum be. Ya ben düşünmez miyim öyle şeyi? Sen hiç merak etme. Anam düşünür ama daha değil. Daha ortada para yok.
Tamam mı? Yani daha doğmamış çocuğa don biçmeyin. Eyvallah benle. Sen zaten oğluna ne zaman sahip çıktın ki? Varsa yoksa kızın. Öyle garsonlar, istemeler falan. O Medine ile Hayriye bile benden daha kıymetli ha. Çocuk musun sen, kıskançlık yapıyorsun? He? Neyi kıskanıyorsun? İlk kan. İlk kan. Bak bak. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağım ben bu arabayı? Kaç paradır kim bilir bu? Anam. Hayriye neler almışsın vallahi ya. Oo, yalnız sen kötü üşüttün. Bak o soğuk senin göğsüne indi. Ben bunlardan önce sana güzel bir ıhlamur kaynatıyorum. Sen hiçbir şey yapma. Sen bir şey yapma. Yalnız Feyyaz Bey. Anam bunlar var ya ateş pahası ha. Şuncacık poşete bir servet ödedim yani. Allah'tan iki boğazsız da vallahi. Kusura bakma Hayriye ya. Vallahi sana da yük olduk yani. Ya ama alınma Feyyaz Bey ya. Ben alın diye mi söyledim? Ekonomik şey için dedim yani. Yok canım, sonuçta ne desen haklısın. Ayrıca zaten bunları ufak ufak da olsa bir keder Ayaz. Ya benim sana borcum olarak illaki ödeyeceğim çünkü yani. Bak yine yapıyorsun. Yine alınıyorsun, trip atıyorsun. Alınma, alınma. Aa, ben senin dolabından ne kadar fazla yedim içtim. Sen onları not aldın mı? Almadın. Niye? Çok çok saçma. O yüzden ben de burada patronuma iki erzak almışım, çok mu? Hem de senin o sevdiğin sucuktan da aldım. Yalçın. He. Dana. He. %100. He. Al bak. İşte burada. Ya Hayriye. Yalnız bu sucuk yalnız yemez. Tabii buna iki tane yumurta kıracağım ben şimdi. Ay 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 ay. Sen bir şey kırmayacaksın. Sen bir şey kırma. Sen bir şey kırma. Şu yumurta orta değil. Yumurta da bitmiş. Yumurta da aldım. İki yumurta kırar mı ya? Hayır. En son yumurta kırdığında benim mutfağımı batırdın ya. Aa, kapı çaldı. Ben şimdi kapıya bakacağım. Sen dolaptan da, yumurtadan da, ocaktan da uzak dur, tamam mı? He. Uzak dur. Kırardım o kadar da ya. Ha abla. Ha kız, ne bu hal, ne oldu? He sorma ya, doğalgazı kestiler. Ben yatırdım gerçi ama ancak yarın açarlar. Evde kocaman valla donduk ha. He sen niye geldin? Süren mi doldu yoksa? Ne süresi? İşte zenginliğimizi dosta düşmana ilan etme süresi. Ha gazeteye ilan vereceğim de sana danışmaya geldim canım. Ha dolmamış, anladım. Ne oldu abla, ne istiyor? Araba aldım. Ne? Ana. E hani fakir görünümlü zengin olacaktık abla? Araba nereden çıktı? İlkan'la arkadaşı getirdi ya. Bıraktı gitti anahtarı. Para falan da istemedi. Sonra verirsiniz dedi. Ya seni miras yedi sanıyorlar ya. Hayriye'ye verirsin dedi. Anam. Araba mı aldı şimdi? Hayriye. He. Araba mı aldın? Falan almışım Feyyaz Bey. Ben de farkında değilim yani. İlkan şey yapmış bize. He. Sen biliyor musun ki araba kullanmayı? Yok ama öğrenirim. Ne kadar zor olabilir ki? Tabii ki canım. Hele öğrendikten sonra araba kullanmak keyiflidir. Güzeldir yani. Hadi o zaman ya. Bir tur atalım. Gel bir arabanın motoruna bakalım, şeyine bakalım, performansına bakalım. Kakaladılar mı? Eski püskü arabayı ya da motoru yanık belki. Nereden bileceğiz? Ya paramparça arabalardan toplayıp tek parça bir araba yapıyorlar. Onu satıyorlar millete ya. Sen ne diyorsun? He. Abla bak neler yapıyorlarmış. Vallahi bakalım arabanın böbreği var mı, yerinde mi, her şeyine bir baktıralım. He bir tur atalım hep beraber şimdi bence. Ay dur kızım, dur şimdi Hayriye, iş çıkarma ya geçe geçe. Ya abla ne olur kırma beni. Ay kızım, Canan Hanım evde, ayıp olur, bırakamam. He. Canan Hanım da gelsin. Feyyaz Bey, hep beraber bir tur atalım mı? Yani. Hatta biz şu yumurta meselesini unutalım. Gel dışarıda yiyelim. Valla sen bilirsin antikot diye. Hadi hep beraber dışarıda yiyelim. Hesaplar da benden. Hayır, abartma istersen. Ya abla niye ya? 40 yılda bir arabamız olmuş, onu kutlamayalım mı? Etçiye gidelim. Valla sonuçta zenginler et yer. Valla Feyyaz Bey bilir zaten. Kendinden biliyorum yani. Et yemeden doymuyor bu zenginler, böyleler. Ha? Sen bilirsin bir yer. Nereye gidelim? Yani var tabii güzel yerler. He, ben zaten izinliyim değil mi? Tabii canım, sen iznimizi düşünme artık Hayriye, izinlisin tabii. Allah razı olsun. Abla
Hem zaten yeni arabanın tekerleri yamuk olur derler. Onu bir düzeltmek lazım. Yani hayırlamak gibisinden. Kız sen bunları nereden biliyorsun ya? Bunu ben bile bilmiyorum. Kız ben gelemem. Olmaz Canan Hanım evde ayıp olur diyorum. Ya verse şunu. Ne yapıyorsun? Senin şifren ilk günün doğum tarihiydi değil mi? 2003. İyi akşamlar Canan Hanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz hep beraber buradayız Hafeyaz Beyler. Efendim şimdi biz bu mirası bir kutlamak için dedik ki toparlanalım. Abla bir yemek yiyelim dedik. Ablam da diyor ki o gelmez diyor. Öyle yapar böyle yapar diyor. Burada böyle sizin aklınızda konuşuyor yani. Evet. Hem pek dışarıda yemek yemem ama. Ama olmaz ki Canan Hanım. Siz olmaz. Hem ablam da ben Canan Hanım olmadan gelmem diyor. Bakın ne kadar üzgün zaten. Ha çok üzgün. O yüzden gelin diyorum. Ne dersiniz? İyi peki madem ne yapalım? Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Taş atmadın mı? Kolum yormadı. Hadi o zaman Medine'ye de haber verelim. Olmaz. Vallahi duyar, gönlü koyar. Doğru diyorum. Ben giderim, ona haber veririm abla. Tamam, ben eve gidiyorum. Arabayı ben getiremedim tabii. Bizim evin orada, ben bilmiyorum kullanmayı. Yani siz oradan alırsınız biz de o zaman. Tamam mı? Tamam. Hep beraber gidiyoruz o zaman. Tamam, hadi gidiyoruz. Tamam, tamam. Ekip de bayağı kalabalık oldu ha. Hadi, araba işi bende. Ben bakıyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. De niye sen açtın kapıyı ki? Yani Medine gelmedi mi? Dönmedi mi daha? Ha geldi geldi mutfakta. Güya yemek yapıyor. Beni çok ağır. Aç kaldık. Ha o zaten bugün izinliydi anneciğim. Bana bak bir şey söyleyeyim mi? Benim gözüm bu kızı hiç tutmuyor. Yani bugün bir geldi eve. Süslü püslü, pahalı pahalı kıyafetler sırtında. Yüzünde böyle beş karış boya. Biliyorum anneciğim, işe giderken gördüm. İsteme için hazırlanmışlardı. Hiç de öyle yüzü beş karış boya falan değildi. Ayrıca öyle olsa bile onu ne giydiğinden bize ne anne? Yani yolda seni bekledi onu gör diye. Onun derdi yolu sensin oğlum. Sen anlamıyor musun? Öyle süslü püslü görünüp senin aklını çelmeye çalıştığını. Anne, Medine ekmeğinin peşinde temiz bir kız. Biraz tanısan sen de anlayacaksın. Ekmeğinin peşinde. Peki o üstüne başına harcanan paralar, o değirmenin suyu nereden geliyor? Miras kalmış göğe. Çocuk kandırıyor sanki. Miras mı? Ne miras? Arkadaşına miras mı kalmış ne? O paralar da nereden geliyor bakalım. Anneciğim tamam bak bu konuda daha fazla konuşmayalım. Ayrıca kimsenin de günahını almayalım. Değil mi? Hoş geldiniz Murat Bey. Bugün yemek biraz gecikti. Alışverişe çıktım ben. Eksiklikler vardı ama sofrayı hemen hazır ederim ben. Çok acıkmadım zaten. Beklerim. Acele etme sen. Yok yok. Hallederim ben hemen. Kendini fazla yorma Medine. Zaten bugün izinliydin. Yok olur mu öyle şey? Yani eve döndüm ya hemen hazırlarım. Hiç uzun sürmez. İsterseniz gidip oturun. Bu hazır olana kadar ben size bir kahve yapıp getireyim. Ha yok sağ ol. Medine, annem bir şeyler söyledi de bir miras durumundan bahsetti. Doğru mu? Ne mirası bu? Hayriye'ye miras kaldı da o da bize ilk günün nişanı için kıyafetler falan aldı. Alışverişe götürdü bizi sağ olsun. Ben bir kapıya bakayım. Hayriye. Medine, müjdemi isterim kardeşim. Ne müjdesi? Bak. Hayriye, yani yoksa sen araba mı aldın? Araba aldık, aldık. Ablam İlkan getirmiş ablama. Böyle baksana kırmızı. Kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun dedi kız. Hayriye. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Öncelikle ben araba almışım. Araba aldım ben. Hep beraber gezelim dedik yani. Feyyaz Bey gezdireyim sizi dedi. Ben de Medine arkadaşımı çağırdım. Hani sen de gelir misin diyerekten. Yok ben gelemem. Hayriye daha yemek falan hazırlayacağım. Araban hayırlı olsun Hayriye. Bir miras durumu varmış galiba. Şimdi öğrendim. He
öyle bir şey oldu vallahi. İşte biz de yani miras, araba hep beraber hepsini kutlayalım diye yani isteyecek işte Canan Hanım, kızlar falan. Böyle bir yemek yiyelim dedik, ben ısmarlayacağım. Yani şey işte Medine... Ha, siz de gelin Murat Bey. Vallahi hep beraber yeriz. Güzel olur bizim için de yani. Daha şey güzel olurdu aslında ama annem evde. Misafir yani bizde. He, de gelsin. Anneniz de gelsin. Hep beraber yeriz yani. Çok güzel olur. Ha? Ne olur Murat Bey, hadi kırmayın, kırmayın ne olur. O zaman kutlamalar başlasın. Neyi kutluyoruz? Bizi. Ne oldu? Yeni bir şey yok. Şey, yemeğe gideriz demiştin ama. Evet dedik. Gideceğiz. Peki. Nereye gideceğiz? Benim tanıdığım Yasemin çoktan düşünmüştür bunu. Sen nereye gitmek istersin? Argent restoranı var ya, bu yeni açılan La Sena. Belki oraya gideriz diye düşünmüştüm. Olur. Feyyaz Bey. Ha. Feyyaz Bey gittin Medine nereye? Murat Bey'le anası da geliyor, gidiyoruz. Hadi, hadi gel artık, yeter oynadın. Yalnız Hayri. Mükemmel seçim. Yani ben seçmedim tabii de. Ben de seçsem böyle bir şey seçerdim. Kırmızı kırmızı pencereli üstü. Güzel, güzel. Feyyaz Bey, şimdi herkes gidiyoruz dedi. Tamam dedi, okeyiz yani. Bütün bu kalantor tayfası da geliyor. Ben şimdi bunları nereye götürelim, ne edelim bilmiyorum. Acıktık da, hadi söyle bir yer gidelim artık. Madem hesapları sen ödüyorsun Hayri'ye, yeni açılan bir yer vardı La Sena diye. Çok popüler, herkes orayı konuşuyor. O zaman oraya götürürüz. O zaman La Sena'ya gidelim. Ya şaka yapıyorum, şaka. Saçmalama, çok tuzludur orası. Pahalıdır. Ya ne olacak Feyyaz Bey ya? 40 yılda bir hep beraber buluşmuşuz. Bir arada olacağız, yemek yiyeceğiz. Biz bir şey yapmak istiyoruz. Size böyle bir teşekkür sunmak gibi de aynı zamanda. Gidelim ya, ne olacak? Gidelim ya, üç günlük dünya, haydi. Çok acayip bak. Bak Yasemin o kadar söyledi. Götür beni, götür beni, götür beni. Kısmet olmadı. Kısmete bak şimdi, sen beni oraya götürüyorsun. İşe bak. Vay be. Ya girme oraya, girme oraya. Hadi, hadi gel giyinelim. Üstümüze havalı havalı bir şeyler giyelim. Siyah takımlarını da çıkarım, onları giyeriz. Ha? Hadi yürü, hadi. Değil mi? Berduş'a döndük bu araba için. Ay çok güzel olmuş Canan Hanımcığım ya. Ay hiç merak etme, ben ayakkabıların altını sildim. Sen de pek hoş olmuşsun. Ay sağ ol. Vallahi pek yakıştı bu elbise sana. Ama sen istemede de bunu giydin. Ha, ne olacak ki? Bir şey olacağından değil. Yani siz şimdi... Yani para sorununuz bitti ya, biraz rahatladınız. Ama öğrenmeniz gereken bazı şeyler var. Ne gibi? Her yere aynı kıyafetle gidilmez Songül'cüğüm. Her mekanın kendine ait bir atmosferi, bir ambiyansı vardır. Bak bana, biliyorsun işte her seferinde başka bir seçimim vardır. Neden? Gittiğim yerin atmosferine uygun olan şeyi seçerim. Şimdi biz etçiye gidiyoruz ya, bu senin et kombinin mi? Ne münasebet canım, Allah Allah. Ne yediğimiz değil, nerede yediğimiz önemli. Ha, sen atmosfer diyorsun yani.
Yani ama bak ben şimdi değiştirdim, bak takılarımı değiştirdim. İnciler taktım. Saçlarımı böyle ıslak ıslak böyle jöleyle şey ettim. Bunlar da öyle. Yani kebapçıya gidiyoruz ya. Artık kusura bakmasınlar, benim şimdilik en şık elbisem bu. Ay geldiler, geldiler. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Ay. Ay kusura bakma. Sen ablan Canan Hanımcığım. Gel kuzum. Ana, ay bunun da uykusu geldi ya. Aman bu Hayriye'nin lafıyla bu saatte yani... Biz geçerken bu çocuğu eve bıraksak ne dersin Canan Hanım? Vallahi olur mu? Çok iyi, çok iyi olur. Çok iyi olur. Beyaz Bey, bir tane basayım mı? E bas hadi bas. He? Nerede kaldılar ya? Ben bir bakayım. Hadi bak. Gel bakalım kuzum. Abla nerede kaldınız? Geldik ya, geldik, geldik. Bakın servisimiz geldi. Tete tata. Aa, bizim Batuş'un servisi gibi bütün evlerden topluyoruz herkesi. Ha, vallahi öyle olmuş. İlkü nerede? İlkü sözlüsüyle buluştu. Gelmiyor yani. İyi akşamlar Feyyaz Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Canım. Aşk işte aşk. İnsanın gözü başka bir şey görmüyor ki. Siz de bugün çok güzel olmuşsunuz Canan Hanım, genç, diri. Çok mersi. Ah Feyyaz Beyciğim ya bu. Size de böyle emrivaki gibi oldu, ne olur kusurumuza bakmayın. Aa o nasıl söz Canan Hanım, komşu komşu ne güzel gezmeye gidiyoruz işte. Feyyaz Bey zaten araba kullanmak olsun değil mi Feyyaz Bey? Abartma istersen, hayır sırası mı şimdi? Doğru. Ama bana kullanmayı öğreteceksin değil mi? Vallahi kullanmadan gidersem yani iki gözüm açık gider. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayriye gece gece karanlıkta mı öğreteceğim? Gündüz gözüyle öğreteceğim tabii ki. Ha gündüz gözüyle. Medine nerede? E Medine gelecek abla. Geliyorlar, geliyorlar. Murat Bey'in arabasını gördüm. Anana Murat Bey de mi çağırdın? He onlarsız olur mu abla? Bu biraz tuhaf oldu böyle sanki ama. Evet Hayriye'nin işleri işte Murat Bey. Saçma sapan bir durum. Yani patronlarla çalışanlar bir arada. Yersiz. Aslında ben gelmezdim de. Sen şimdi bu temizlikçiyle beraber gitsen laf söz olur diye geldim. Ha bir de biliyorsun dışarıda yemek yemiyorum oğlum. Biliyorum anne biliyorum. Ben de ne zamandır şöyle dışarıda güzel bir yemeğe çıkayım istiyordum. İyi oldu bu aslında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Hoş geldiniz efendim. Ne oldu ya? Niye gülüyorsun? Yüzüne gülüyorum. Çok yakıştı. Yani komik aslında. Bu olaylar, isteme fasılları falan. Vallahi bir kere değil, sağlam olsun diye iki kere istedik ilk Gül Hanım. Vallahi kolay değil yani Songül Sultan'dan kız istemek. Onu gördük canım, onu gördük. Hiç şüphesi yok. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Buyurun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Annenler bir şey dedi mi benimle ilgili? Ha, sen isteme dedikodusu istiyorsun. Biraz. Tamam. Okey. Yani işte siz gittikten sonra beni bir kenara çekti böyle. Klasik nutuklarından birini attı tabii ki. Yani genelde benimle ilgili şeylerden bahsetti. Peki seninle ilgili konuşmadı. Ama üzülme, sonuçta bu bile büyük bir başarı yani. Eğer sana gıcık olsaydı asla lafını esirgemezdi. İlk sınavı iyi atlattık diyorsun yani. Vallahi bence her şey kusursuzdu. Ya babam öyle evi, çalışanları falan görünce bayağı bir şok oldu. Gerçi annen yapmış galiba bütün masrafları. Bayağı yük oldu kadına. İlkül bu arada ya konuşmadık ama ben istersen biraz destek yapabilir miyim? Yok yok biz hallettik yani merak etme. Aa Kahraman. Ne haber? Neredesin sen Medine? Orada, burada. Görüyorum, görüyorum. Sözleniyormuşsun falan diye bir dedikodular döndü ama... ...detayları duyunca şaka sanmıştım. Ha yok. İlk gün sözdüm. Ha. Ben de öylesine bir arkadaş diyelim. Hadi şekerim, size iyi eğlenceler. Size de. Eski
eski sevgilin falan mıydı? Aa yok canım. Çatlan teki, boş ver. Detayları duyunca şaka sanmıştım. Yok artık. Ya bunun için tartışmayacağız herhalde. Ay yok be. Ne tartışacağım Allah Allah. Yavuz Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ceketlerinizi alayım. Şöyle verdim. Yavuz Bey hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Her zamanki masanızı alıyorum. Teşekkürler. Ben ilk açıldığından beri buraya gelmek istiyordum. Hmm. Senin tarzın bir mekan. İçecek olarak ne alırsınız efendim? Kırmızı. Sana bırakıyorum. Sen karar ver. Benim her zamankinden getirsen yine. Tabii efendim. Her zamankinden. Açıldığından beri böyle her gün geliyorsun sen. Geliyoruz arada. Her defasında başka kadınlarla. Seni ilgilendirir mi? Her zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Arabayı siz mi kullanacaksınız acaba? Ha, biraz dikkat edin valla yepyeni. Tam bir yer çizilmesine. Nasılsın? İyiyim. İyi akşamlar Canan Hanım. İyi akşamlar. Aa Medine. Ay Medine kardeşim ne güzel olmuşsun yine peri kızı gibi. İyi akşamlar efendim. Anneniz değil mi? Annem, annem. Merhabalar efendim. Ne iyi ettiniz de geldiniz vallahi Murat çok. Yani öyle birdenbire kendimizi gelmiş bulduk diyelim. İyi oldu, iyi oldu. Burayı da çok methettiler. Beraberce gelmek kısmetmiş. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Abla burası çok pahalı mıdır ya? Kız vallahi paramızı yoğumuzu vermeyelim. Kız para para deyip durmayın gölgesiz gibi. Ay. Hayriye, sana mı kaldı miras? Evet, ona kaldı Güler Hanım. Sen bir sus. Buna sordum ben. He, sevgili arkadaşım Medine'nin de dediği gibi bana kaldı. Affedersiniz, zengin oldum. Yani tabii arkadaşlarımla paylaşacağım. Neden paylaşmayayım? Sonuçta biz bir elmanın üç yarısıyız. Ablama da vereceğim. Medine'ye de vereceğim. Bakınız işte kariyer planlarımıza. Bence siz kendinize yeni bir çalışan bulun. Çünkü yani Medine'nin bırakması an meselesi. Kendisi çok zanaatkardır. Eli terzi işine, öyle biçkiye, dikişe, nakışa çok yatkındır. Belki ona bir moda evi açmayı düşünüyoruz. Medine gitmezsin değil mi? Helal, helal. Helal, helal. Su ister misiniz? İyiyim, iyiyim. Pek dışarıda yemeği sevmiyorum. O bir kızar. Ay sormayın vallahi ben de hiç hoşlanmıyorum. İnsan hijyeninden emin olamıyor ki. Ya kırıyoruz artık bunları Canan Hanım ya. Mikrop kırmayı bırakıyoruz. Eski Canan gelecek ya. Gezeceğiz, tozacağız, sinemaya, tiyatroya, alışverişe gideceğiz. Bak geçen Hayriye bir film dedi. Cenazemize hoş geldiniz diye. Aha. Ona gidelim biz seninle beraber. Heh. Eski Canan gelince de gelsin Ahmetler, Mehmetler. Çarptı galiba Songül. Ne çarpacak ya? Su içiyorum ben. Ne yine çarpacak? Su yani. Ablam içmez. Kendinden neşeli. Yani işte böyle Murat'cığım. Özeti yani. Önce yani. Arabalar gitti. Zora Hanımlar gitti. Ardından çocuklar. En son evdeki eşyalar da gitti. Bir ben kaldım dımsızlık ortada. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sıfıra içelim. Gerçekten çok üzüldüm. Ama hayat işte. Hayat? Ama en çok ne koydu biliyor musun? Hani diyorsun ya evlenirken. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Eşyalı eşyasız diyor musun ya? Demiyorsun. Aslında demek lazım.
Çünkü koltuklar gidene kadar Yasemin hiç yerinden kıpırdamadı. Koltuklar gitti. Yasemin de peşlerinden gitti. Meğer Yasemin'in kırmızı çizgisi koltukmuş. Koltuğa. Sana bakıyorum da hiç değişmemişsin. Yani aynı yoksun. Hı. Şu an kendi anne babam falan bile öyle beni merak etmezken sen... Tamam kızım ya. Ne oluyor ya? Şurada teşekkür ediyorum sana. Etme. Bozuk plak gibi aynı şeyi söyleyip duruyorsun bana. O aile nasıl sahip çıksın sana? Söylesene bir. O ne demek şu an? Sen durumunun farkında değilsin herhalde. Ha? Ablan, annen, baban ne hissettikleriyle alakalı bir kere düşündün mü? Sen ne yaptın farkında mısın? Sen gidip ablanın... Bir dakika şu an tek suçlu ben mi oldum yani burada? Öyle mi? Ne güzel ya, Yavuz Bey yine yapacağı her şeyi yapsın. Ondan sonra da böyle ellerini yıkasın, kenara çekilsin. Ne güzel. Tamam, canımı sıkma beni. Geldik buraya, insan gibi oturalım. Ne oluyor? Sonra sen sinirleniyorsun çünkü o aşama başlıyor değil mi? Evet. Biz bu noktaya nasıl geldik acaba Yavuz? Ha? Nasıl geldik? Ben seninle evlilik hayalleri kurdum ya. Evlilik. Ben gelinliğimi falan seçtim. Giydin de. Ama yanında ben yoktum işte. Ya ben seninle yuva hayali kurarken sen ne yaptın? Sen gittin beni aldattın be. Yasemin benimki bir seferlik bir kaçamaktı. Ya ayrılırdın, küserdin. Ne bileyim alırdım gönlünü sonra toparlardık ama sen ne yaptın? Bu kadar basit diyorsun. Basiti zoru bilmem ben. Önemsiz bir kaçamağın cevabı senin bu yaptığın değil. İnsan buna kızıp evlenmez. Hem de... Aa, Yavuz. Safa, bekle bir dakika geleceğim. Tamam. Geliyorum ben. Gelene kadar biraz sakinleş. Ben de. Ne haber, iyi misin? İyilik. İyilik. Kayıp malları bulmuşsun diye duydum. Hepsini değil. Ama kalanın izini buldum. Eli kulağında. Abla. Hı. Nereye sakladın? Hiç söylemiyor ya. Kaç kere sorduk, niye söylemiyor? Neyi? İşte şeyleri, taşları. Ne? Meryem, şşş. Bana bak. İçme artık sen şunu. Ne, baba yiğitlerin yere yıkıyor. Seni ne hale getirecek bu? Bırak şunu içme. Tam ya son. Ya bu alemle olup da sana yanlış yapmayı göze alan baba yiğit kimmiş gerçekten çok merak ediyorum. Kadınların arkasına gizlenmiş. Önce maşalarını, sonra onu bulacağım. Peki var mı eşkal bir şey? Kadınların video kaydı var. Yüzleri tabak gibi ortada. Bulmaman meselesidir. Ha. Bu kafam dönüyor ya. Pardon. Yavuz Bey, iyisiniz değil mi efendim? İyi, sıkıntı yok. Üzerinize gelmedim abi. Yok, yok, iyiyiz. Lütfen kusura bakmayın. Hemen temizleyelim burayı. İyi. Tamam, ben gelişmelerden haber veririm size. Tamam, afiyet olsun. Tabak çanak kırılınca falan bir anda böyle toplayasım geldi ha. Kız gülersiniz diye ben de demedim de. Neredeyse gidip toplayacaktım, sarı bez bakındım ha. Canan oğlum, mesleki dekorasyon. Ne? Oluyor ya işte, alışıyorsun Soraya yaptığın şeye gibi yani. İçme şundan daha. Hızlı gidiyoruz. Baktım, karşımda beni anlayan biri yok. Ben de bari içeyim de böyle bu durumu anlayamayacak hale geleyim dedim. Neyi anlamıyormuşum ben? Beni yargılıyorsun. Hı. Ama sebebini hiç sormuyorsun. Tamam. Neymiş sebebi? Ben senden sonra o kadar zorlandım ki. Yani benim o kadar üstüme geldiler ki. Annemin zaten en sevdiği şey böyle biliyorsun. Nergis'i öve öve beni ezmek. İşte yok ben kadın mıymışım da. Yok seni nasıl elimde tutamamışım da. İşte Nergis'in başarıları, Nergis'in evi var, barkı var, kocası var, parası var, çocuğu var. Nergis de zaten hayat boyunca en sevdiği şey beni eziklemek olduğu için onu bu fırsatların hiçbirini kaçırmam tabii ki. Yani ben de artık böyle bir noktada tabii ki
Böyle isyan etmek istedim, anladın mı? Tetiklendim yani bir noktada. Tetiklendin, sen de gittin. Senin yüzünden ya. Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden, anladın mı? Sen benim canımı o kadar yaktın ki ben de senin canını yakmak istedim artık. Yasemin. Anladın mı? Bunun sorumlusu sensin, senin yüzünden. Ve sonra ne oldu? Olan yine Yasemin oldu. Yine olan bana oldu, yine üzülen ben oldum. Seni özlemek zorunda kalan yine ben oldum, anladın mı? Ay, Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin gerçekten. Etti zaten. Annem ne demiş, abim ne demiş falan ama hiç sen bahsetmedin yani sizinkiler benim hakkımda ne dediler? Ya bizimkiler de aynı aslında. Yani kötü bir şey demediler. Kabullenmişler. Kabullenmişler ne ya? Ya dur hemen celallenme. Ya hem kabulleneceklerdi zaten. Ne olacaktı ki, ben onu mu diyorum? Ayrıca sırf babamlar kendilerini iyi hissetsinler diye falan annem bir sürü masrafa girmiş. Hiç gerek yoktu. Ya sen niye sürekli bu konuyu açıyorsun ki? Yani ben anlamıyorum şu an. Önemli olan zaten sizin ailenize yakışır bir şekilde karşılamak değil miydi? Yani umarım onu da becerebilmişizdir. İkil, bu ne biçim bir laf ya? Ya sen ağzından çıkan lafın farkında mısın kahraman ya? Kabullenmişler ne demek yani, ne demek? Allah Allah. Ya İkil. İkil. Ya ailemin tavırları yüzünden beni suçlamayacaksın herhalde değil mi? Hadi kapatalım konuyu bak, keyfimiz kaçıyor lütfen. Yok, kapatmayalım. Niye kapatıyoruz ki? Hatta böyle daha da detaylı konuşalım. Çünkü senin ailen beni benimsemek yerine güç bela kabullenebiliyor. Hatta belki sen de öylesindir. Bak o ilk tanıştığım kompleksli kıza benziyorsun yine. Yapma şunu. O kompleksli kız var ya. Onun kompleksleri tetiklendi. Kusura bakma yani. Ya İlkgül, Allah... İlkgül! Sonra ödeyeceğim burayı, tamam mı? Tamam, tamam. İlkgül! Ay iyi yedik vallahi, ben şiştim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. O bize biz yapacağız. Lütfen. Ay, olur mu canım öyle şey? Yok, yok, bak, yok. Bak çok enteresan. Hani yaparsın ya, dur dur deyip bir elini atarsın numaradan da olsa. Ben şu an atamıyorum mesela. Neden? Ah. Niye atamıyorum? Sakın ha, içinde öyle akrep var falan sanılmasın ha. Cebim boş çünkü. Valla boş. Yok şimdi siz bizim davetlimizsiniz, evet. Hepiniz. Yani Hayriye bana şey etti, ben hallediyorum ama öyle yani. Cans. Hayır. Tamam mı? Evet. Şimdi. Kız ben yanlış mı görüyorum? Baba yani. Kız biz ev mi aldık, araba mı aldık? Baş iş diye böbreğimizi mi bırakacağız? Sen de bak bakayım. Sen ne bakacaksın ya? Çok pahalı, her şey ateş pahası. Şimdi... Şimdi başlayalım bakalım o zaman. Şey yapmaya, şöyle yavaş yavaş. Her yerde sayalım. Üç, dört, bir, altı, yedi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bitmez ha. 9. Valla ben tükürüğüm yetmiyor. Yardım edin ya. Tamam. El bir dakika. Sen bize al şunu ver, sen şunu al. Ben, ya bana sayma işi şey veririm abla, ben de ver. Yavaş güzel güzel say. Ver. Tek tek. Ver, o ne anlar? Bana ver ya. Ver onu. Buyurun Feyyaz Bey. Ver, sen ver bana. Kusura bakmayın Murat Bey, ne olur yardım edin. Valla tükürüğüm yetmedi. Olur. Asla. Ay vallahi rezil olduk ayol. 8, 9, 10. Kaç etti orası? Kaç etti? 10 mu? Fakat bir şey söyleyeyim mi? Para saymayı bile özlemişim. Yemin ediyorum bak. 10 var orada. Sen kaç saydın? 8 küsür. Hadi 8, 9. Evet. 8, 13, 8, 20 girmedi. Ay kafam karıştı. Ben baştan sayamadım. Yapamayacağım. Ben 2000 saydım. 1000 yapıyorum. Kolay oluyor. Abla 5. Ben de öyle yaptım. 18, 19. 20. Murat Bey orası ne? Orası. 12 de burada var. 28, 29 yalnız bu böyle olmaz ya. Böyle olmaz böyle tomar tomar her gün her gün. Size kart şart. Size kart şart. Kart yok, kart yok. Çıkaracağız yani inşallah. Çıkarın. Ben de. Yok. Vallahi bu para kime çıktı? Miras kimin?
Hiç bilemediğim için kime teşekkür edeceğimi de bilemiyorum. Sağ ol Songül. Evet. Afiyet olsun, afiyet olsun. Canan Hanım, Canan Hanım. Kimin kimden kime ne verdiğinden kime ne? Hepimiz kardeşiz burada. Olsun parası, senin paran, her birimiz birimiz. Kardeşiz yani sen sonuçta. Bu öfke ne diye? Hayır ya. İşte devam. Vallahi rezil oldum. Bir baba oradan geçin. Bir baba ağlıyor. Oradan, oradan. Oğlun özlüyor, kutu yok, oğlun özlüyor. Nasıl gitti? Valla çok üzgün bir adam ya. Feyyaz Bey yüzünden kurban. Haydi ye. Çok kötü oldum abla. Oyun başım dönüyor. Kısa. Sakın bunu yapamazsın. Aa, hadi artık kalkalım. Hadi çıkar 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 dışarı. Lavaboya ne yapıyorsanız gideyim. Yapın hadi. Hadi. Çünkü yolunuz uzun. Dönerken bir kaza olmasın ha. Burası tamam galiba. Üfüde kalsın tamam. Hadi kolay gelsin. Özlemişim seni. Şimdi mi anladın? Ha? Öyle hiç aklına geldin mi mesela? Hiçbir şey mi özlemedin? Ve hiçbir şey mi aramadın? Tuvalet nerede acaba? Hemen ileride sonunda. Uzak dur lan karından. Beyaz. Lan sen Beyaz. Kimin karısını öpüyorsun? Yavrum. Alın lan şunu. Ha. Atın dışarı. Lan. Yavrum. Ay, nefes al ver diyorum ya. Yavaş. Nefes al ver. Yavaş. Dur telefonum çalıyor. İsyan çomağı hazırla. Bak ben ne diyorum, niye midem bulanıyor? Alo, bahçıvan ne oldu, ne diye arıyorsun sen beni? Yavaş bağırma. Hayriye, hayırdır ya, ne bu sesin senin böyle? Neredesin sen? Sana ne be, neredeysem neredeyim. Arkadaşlarımla biraz eğlenceye çıktık, tamam, ne var? Tamam. Ha. Ya yok, ben şimdi herkes konuşuyor da sana miras kalmış. Ondan böyle hani aramıştım da. Bak hemen duymuşlar, miras kaldı diyor sana diyor. Tamam, tamam. Bak, bak, çakala bak. Hayriye, hayırdır ne var bunda bu kadar gülecek ya? Vallahi hiç yani hemen kemirgen gibi üşüştün tabii, duydun mirası değil mi? Ne oldu, istiyor mu biraz? Sayın mı eline peyder peyder? Manitalarından ezersin ha, Demirovski. Allah Allah ya, ne alakası var kızım? Ben seni tebrik etmek için aramıştım ya. Ben bunu hiç düşünemedim. Yanında yörende cici mici var mı? Ufak ufak at da onlar yesin. Akıllı mıdık? Hadi sağlıcakla. Ayrı dur, kapatma Ayrı'ya. Kapat ya. Oy oy oy. Dağlar oy oy oy. Ayrı'ya tamam artık. Ayrı'ya tamam artık. Ayrı'ya ana ben olacağım artık. Vallahi ben olacağım yeter ya. Lan bırakın karımı benim. Ne oluyor ya burada? Feyyaz Bey. Feyyaz Bey ne oldu? Kim yaptı bunu size? Ne oluyor? Aa. Yasemin içeride ya. Yanında... Yanında başka bir adamla. Gelin Feyyaz Bey, gelin şöyle. Abla ama yapılmaz bu Feyyaz Bey'e. Ben gidip konuşacağım şimdi. Hadi konuşmalar. Sana ne oluyor ya? Hadi konuşacağım ya. Arabalar geldi, arabalar geldi. Hadi gel, hadi. Gel bakayım sen benden. Gel bakayım sen benden. Yavaş.
Ne vardı o kadar kadehi kafana dikecek? Başım çatlıyor, çatlıyor. Buldumcuk gibi olduğuna. Sen ne anlarsın? Şişede durduğu gibi durmuyormuş işte. Bu atasözleri de boşuna değil. Oy. Çatlıyor ağzım, yüzüm, gözüm şişti değil mi? Ana. Oy 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 oy. Ana. Füzüşmüşsün öyle Feyyaz Bey, çok mu üşüdün? Olur mu? Çok sıcak, çok terledim. Yo yo, soğuk tamam da. E konuştuk işte doğalgazla. Açacaklar birazdan. He? Hadi bak. Dün konuştuk konuştun ve sana ne yaptı? Sucuklu yumurta. Aa. Hadi gel yiyelim. Sağ ol Mahir. Tam masa da yok. Evet, masa bile yok. Aman yoksa yok. Şey yaparız, işçi usulü yaparız. Aa, sen bunu tut şimdi. Ha? Tut bunları. Şuna tut sıcak. Hemen geliyorum ben. Heh. İşte geldi. Agaste. Heh. Koy buraya. Koy buraya Feyyaz Bey. Eskisini yapacağız işte. Hadi afiyet olsun Feyyaz Bey. Sağ ol Halil. Bunun nasıl? Acıyor mu? Bir şey yok ya. Küçük bir sıyrık işte. Yok yok. Adam fena tepelemiş seni. Resmen yüzünü eline vermiş seni. Ama tabii bir de karşı tarafı görmek lazım. Kimidir öteki adam, ne haldedir? Allah aşkına ben onun dersini çok beter verecektim de. Dua etsin insana araya girdi. Yoksa ağzını burnunu kıracaktım ben onun. Bir de orada manzarayı görünce tabii şey yapamadım yani. Afalladım, ne yapacağımı şaşırdım, şoke oldum yani. Olmaz mısın, olmaz mısın? Hadi terk ettin ama yani boynuza... Boynu açan işlere gerek var mıydı ya? Bence yoktu. Benim her şeyi sıfırdan başlamam lazım. Ben zaten bu hayata sıfırdan başladım Halil. Ben bu noktalara sıfırdan tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şu evde gördüğün ve şu anda göremediğin ne varsa tırnaklarımla kazıya kazıya elde ettim ben hepsini. Yani öyle babamdan falan kalmadı yani. Çalışarak, kendi emeğimle. He, miras değil, alın teri diyorsun yani. Doğru diyorsun. Ama yani miras da güzel ha. Ben sıfırdan yine tabii ki başlamak için müthiş bir plan zaten var da. Ama işte dün dedim ya işte. Küçük bir başlangıç lazım yani. Küçük bir sermaye. Yardımcı olacağım bana. Ne diyorsun? Düşündün mü konuyu? He, düşündüm düşündüm Feyyaz Bey. Yardımcı olacağım tabii size. O kadar emeğiniz var bende. Hem siz beni çeşitli hanımlarınıza karşı hep savundunuz yani. Herkes gitti. Hayriye baki. Ya helal sana be Hayriye. Ama Feyyaz Bey, yani sizin bu kalkınma başlangıç planınızı bence biraz değiştirmeniz lazım. Yani en azından bu evden başlamamanız lazım. Nasıl yani? Yani Feyyaz Bey, bu ev çok pahalı. Çok fazla gideri var. Yani bahçıvanı, havuzu, spor salonu, aidatı, doğalgazı, suyu. Bir de iki kişiyiz ha. Ya dünya para. Senin küçülmen lazım Feyyaz Bey. Daha küçük bir hayata geçmen lazım, daha sade. Ya öyle diyorsun da Hayriye, ben şimdi dediğin gibi bir ev nereden bulayım Allah aşkına? Ayrıca bana bu halde kim ev verir ya? Her şeyim acizdi. Onu da işte ben düşündüm. Size çok güzel bir ev buldum, harika bir ev buldum. Hem de deniz manzaralı. Yaz. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Senin de suratın sirke satıyor. Bir şey mi oldu? Hiç. Ha? Yok bir şey, öyle yorgunum ben sadece. Al şunu, düş önüme. Ne oldu diyorum kızım? Hiç ya, öyle gece kulübü gibi bir yere gittik de ben de böyle bir yoruldum ondan. Ha yoruldun, ha gece kulübünden. Ha, kızım çıkışta serum taktırsaydınız. Neyse, sizin yemek nasıl geçti? İyi, kalabalık. Başta iyiydi, sonra vallahi yediğimiz burnumuzdan geldi. Ya Feyyaz Bey'in karısı Yasemin Hanım. Abo, beni...
Kızım sen sorduğun sorunun cevabını dinlemiyorsun ya. Bir şey olmuş işte belli. Ne oldu? Kavga ettik. Hayda. Ya dün bir, bugün iki. Hay neye dalaştınız ya? Ben de bilmiyorum ki anne. Yani bence sen haklıydın. Onun ailesi beni hiçbir zaman istemeyecek belki. Bir şey mi dedi? Ay seni ezmeye falan mı kalktı? Bak sen ananın karnından o yüzükle doğmadın kızım. Ben sana dün de dedim. Senin her zaman arkanda kapı gibi, kale gibi anan var, tamam mı? Alo, Kahraman. Hoş geldiniz. Günaydın abla, günaydın. Bir maruzatımız vardı da bizim. Senin dün geceden beri maruzatların bitmedi zaten. He, ne oldu ki tam olarak? Ali'nin kürü oldu. Sen dün gece hatırlamıyor musun yaptıklarını? El alemi rezil ettin ya bizi. Siz de vallahi kusura bakmayın. Feyyaz Bey sizin yanınızda böyle... Ay yok, estağfurullah canım. Olur mu öyle şey? Asıl siz kusura bakmayın. Ben de dün akşam sizin yanınızda biraz şey ettim. Ay yok canım, siz ne öyle diyorsunuz ya? Yani o... Tövbe yarabbim, kabahatin esas sahibi utansın yani sizin. Abla, şimdi şöyle... hani Medet abi sana bir broşür vermişti ya, o sende mi hala? Ha, duruyor içeride, ne oldu? Heh, çok güzel. Çünkü biz seni o broşürdeki eve taşıyacağız. Niye ki? Bir dikili ağacın olsun diye. İşte bir de seni oraya taşırsak bu Feyyaz Bey'i de seninle eve taşıyacağız. Nasıl? Yani... Günaydın Murat Bey, kahvaltınız hazır. Güner Hanım'ı bekleyecek misiniz? Günaydın Medine. Yok, annem uyuyor. Benim de işe geçmem lazım. Kahvaltı etmeyeceğim. Ama bir kahve alırım. Kendine de koysana bir tane. Ben? Karşılıklı içeriz işte birer kahve. Hem biraz konuşmuş oluruz. Bu aralar pek yalnız kalamadık. Otursana Medine. Dün gece... Çok güzeldi. Çok eğlendim. Evet, yani değişiklik oldu biraz. Gerçi biz, sen, ben, Nil yemeğe gidecektik ama bu seferlik böyle oldu. Sonra biz ayrıca beraber de gideriz. Sözümü unutmadım. Yani Nil bir eve gelsin de inşallah. Hayriye de dün çok fena oldu. Yani aslında sadece bir kadeh içmiş ama herhalde bünyesi alışık olmadığı için öyle şey oldu. O senin gibi değil. Yani o da iyi bir kız belli, içi de temiz. Ama sen daha başkasın. Bu dünyadan değil gibisin. Seni şaşkınlıkla seyrediyorum bazen. Beni mi? Yani daha çok da... Garip bir huzurla. Murat. Anneciğim. Oğlum neden uyandırmadın beni? Günaydın. Günaydın. Benim sabah bir toplantım var anneciğim. Ona yetişmem lazım. Kahvaltı yapmayacağım. Size afiyet olsun. Güle güle. Bir çay koy bana. Modern yaşamın kapılarını aralayın demez mi bir de? Sanki hemen evi alıyorsun, modern oluyorsun. Evet. Çaylar geldi. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun Canan Hanım. Ya abla, sen niye ev benim neyime diyorsun, ha?
Yani sen senelerdir demiyor musun artık başımı sokacak kendi evim olsun, dikili ağacım olsun diye. Al işte sana fırsat, neden olmasın? Yani bu mirastan gelen para tam olarak şey olmadığı için olabilir mi Hayriye? Hani yani halandan gelen miras parası tam olarak şey olmadı ya. Ya tam olarak şey olmasını şimdi boş ver. Yani ne dedi Medet Bey? Sen peşinatını ver, eve gir, sonra taksit ödersin. Yani peşinat da nedir verilir? Ya peşinatı nasıl ödeyeceğiz? Peşinat para değil mi? Ya abla, işte şey yaparız. Ben, Medine falan hep beraber o şeyden oluştururuz, votrandan. Hallederiz yani. Ya bir şey diyeceğim. Ha ben inanamıyorum gerçekten hani... Bize ev aldıracak kadar nasıl bir miras ki bu yani? Yanlış anlamazsan Hayriye abla, sana ne kadar para kaldı ki? Ya mirasa odaklanmayın lütfen. Konu burada ev. Boş ver parayı. Bak ne diyor adam? Evin içine gir diyor. Ondan sonra kira öder gibi öde diyor. Önemli olan peşinatı diyor yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum annene. Taksit ödeyecek kira gibi. Ya şu kadının artık bir evi olmasın mı, bir rahat etmesin mi bu kadın? Demek sen de beni bırakacaksın Songül. Zaten Ahmet de bırakıp gitti beni. Ay ben hiç gider miyim Canan Hanım? Aşk olsun ya. Vallahi yani ben seni bırakıp gider miyim? Vallahi Canan Hanım ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadınlar en yakınlarımızdan bile vefalı çıktılar Canan Hanım. Yani yüzü diye söylemiyorum. Misal alın beni. Herkes terk etti. Karım, çoluğum, çocuğum. Bakın etrafımda kim varsa. Yani olanların bir kısmına siz de şahit oldunuz. Bir tek Hayriye. Bir tek Hayriye benimle kaldı. O yüzden ben çok eminim Songül Hanım da sizi asla bırakmaz. İçiniz rahat olsun Canan Hanım. Çok teşekkür ederim Feryaz Bey. Ne yapıyorum ben ya? Kızına matinesine bağladım iyice. Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Evet ablacığım. Sen final edebiliyor musun? Kararını verebiliyor musun? Kızım bir kere benim eve Feyyaz Bey olur mu hiç ya? Olur. Çok da güzel olur. Onun zaten öyle bir şeye ihtiyacı var. O, sen onu boş ver. O olur. Sen eve alıyor mu onu de bana. Şimdi bir kere... Yani bu mirasa hani başkaları da şey edebilir belki. Yani bilmiyoruz daha. Abla kaç kere söyleyeceğim? Olmayacak. O şeyler, o şey olmayacak. Bak saat kaç oldu? O şey olmadı, olmayacak. Bak Allah yardım ediyor bize. Edecek de. Sen bir he de. Vallahi mı diyorsun? Eder, olur. Ya Allah'ım yarabbim. Hay Allah'ım yarabbim. İyi tamam ya. Tamam be. Vallahi deselerdi bir gün Songül'ün bir evi olacak böyle şaşırıp kalırdım. Ay böyle mi olacaktı bu iş pat diye? Hay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim ya. Vallahi pat diye rahmetli de kendini her yerden hatırlatıyor pat diye. Öyle olur. Pat diye veriyor. Pat diye de alıyor. Öyle oluyor. Feyyaz Bey. Aa, ama bu zamana kadar yaşadığına say sen de ya. Ne güzel yaşamışsın işte, yemişsin içmişsin. Ne olur, nasıl olur, ne zaman olur bilmiyoruz. Ama yani biz de şu hayatta bir 3 gün yaşadık demeyelim mi ya? He abla? Diyelim be. Biz de bir 3 gün yaşayalım ya. Ha, ne olacak? He. Günaydın. Şey böyle sahile falan kahvaltıya mı gitsek acaba? Yok, işim var benim. Yavuz. Sen dün bana demiştin ya hani... Bugün için böyle kalacak yer ayarlarsın, ev bakarsın falan diye. Ama tabii o
bu şeyden önceydi. Hala öyle mi? Benim gitmemi ister misin? Yok. Kal burada. Dün içinde çok özür dilerim. Gerçekten böyle o Feyyaz'ın yaptıkları falan. Tabii bir anda bizi görünce şok oldu. Merak etme. Dersini almıştır o. Bir daha karşıma çıkacağını sanmam. Gidiyorum ben. Sen rahatına bak. Ben taşları alan o üç kadını bulacağım. Buldu mu adamların? Bir herif bulmuşlar bakalım. Onun ifadesini de ben alacağım galiba. Geçen sefer onlara bıraktım. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Adamı bok çukuruna attırdılar bana. Bu sefer de bu kadınları kendim bulacağım. Hadi çıktım ben. Tadını çıkar. Tamam. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yasemin Hanım yine lüksünden vazgeçmemiş. Feyyaz parayı buldu herhalde. Efendim Canancığım. Ne oldu? Yeni zengin Hayriye ile ilgili gelişmeler mi var? Yasemin'i gördüm yine zevklerde, sefalarda. Feyyaz parayı Hayriye'den mi buldu yoksa? Ya ne parayı bulması Allah aşkına Nergis'ciğim? Feyyaz Bey gerçekten sefilleri oynuyor, sefilleri. Ay vallahi içim acıdı adamcağızı görünce. Zaten az evvel bendeydi. Sende mi? Ne işi var sende ya? Sana şimdi eski kocanla ilgili son bombayı patlatıyorum. Bizim Hayriye Songül'e ev alıyor. Songül'ün boşalan gece konusunda kim yerleşiyor peki? Feyyaz Bey. Şimdi şuradan sağ dönüyorsunuz Feyyaz Bey. Şuradan. Evet, buradan sağ. Anam. Bak buradan da şey açılıyor ha abla. Zenginin kıçı bile kıymetli. Bak burası, nasıl yanıyor ha. Burası, burası tamam. Heh, burası. Ya bu Toto ısıtıcısını nasıl kapatıyordun? Bunu mu bastın? Ay, 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 bu da ısıtıcı. Ay, ay, ya. Tamam, tamam. Hay Allah, bak. Ne kurcalıyorsun? Ay gitti, kulaklarım gitti, beynim gitti vallahi kız. Evet, kötü oldu vallahi. Gel. Kulaklarım patladı benim ya. Ya Hayriye, sen kızım niye bütün arabanın düğmelerine basıyorsun? Abla, arabamızı tanımayalım mı, öğrenmeyelim mi nerede diye? Allah'ım ya. Buyurun. Heh. Evimiz burası. Şimdi ben sizi gezdireceğim. Ay, emlakçı gibi oldum kız. Allah da belamı verdi hakikaten. Allah da beni kahretsin. Dur şimdi. Gel Feyyaz Bey, gel. Aşağı. Aşağı ineceksin ama sonra çıkacaksın. Gel anne. Anne. Bonjour. Ha? Siz mi geldiniz? Biz geldik. Feyyaz Bey buyurun. Buyurun. Buyurun böyle işte bizim fakirhane. Hoş geldiniz. Merhaba, sana telefonda dedim ya Feyyaz Bey. Annem. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Sağ olun. Sağ ol. Nasılsın Semiha teyze? İyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim valla, bomba gibiyim. Hadi koş babaanneye. Koş babaanneye sarıl. Ha. Feyyaz Bey. Bahsettiğim deniz manzarası ha burası. Evet, evet. Ha, ilahi. Hayriye deniz manzarası dediğim burası mı? Ben sana dedim yani, ben dedim bu ev Feyyaz Bey'e olmaz diye ama dinletemedim Hayriye'ye. Olur abla, olur olur. Feyyaz Bey'in istediği o küçük başlangıç yeri için burası doğru bir yer ya. Biz konuştuk sadeleşme, küçülme diye. Feyyaz Bey güzel işte, güzel değil mi? Güzel, güzel tabii canım. Güzel, güzel olmaz olur mu? Ya ben sadece kafamda ya uzakta olduğu için biraz uzak diye kaç oda burası? Ben kahve yapayım. Hayriye sizi gezdirsin. Şuradan başlayalım Feyyaz Bey. Gel gel. Evet. Gel. Bak şimdi orada apartman var, onu da görüp gel gel. Böyle gel. Manzara buradan daha da bak. Tarabya'daki bütün balıkçıların hepsi buradan görüyoruz. Onu geç, daha önemlisi esas bu ev uğurlu ev. Bak ablama piyango vurdu.
Yok artık. Nasıl ya? Songül'e de piyango mu vurdu? He? Yani hani bana miras kaldı ya. Benim malım onun malı, onun malı benim malım gibisinden yani hepimizin şeysi gibi. Ya Hayriye, ayıptır sorması. Biz burada tam olarak ne kadarlık bir mirastan bahsediyoruz acaba? Vallahi ayıp Feyyaz Bey sorması. Ben sana maaşını soruyor muyum hiç? Hadi gel, hadi diğer odalara bakalım, gel. Sabah sabah. Neredesin? Evdeyim oğlum, ne neredesin ya? Demir, bazı abiler seni soruyor şu an bana. Hangi abiler? Tehlikeli abiler. Silahlılar. Bayağı silahlılar. Oğlum ne anlatıyorsun? Ne silahlı abisi? Benim silahla külahla işim mi olur lan? Sen birilerini Saffet abiye yönlendirmişsin. Onları arıyorlar. Ha. Yani ben yönlendirdim oğlum, işte aracıyım yani. Tanımıyorum ki. Bak bu adamların şakası yok oğlum. Hepimizi bitirirler lan. Üç tane kadın varmış. Pallan alıp salıp satmışlar. Kamerada görmüşler. Nerede lan bu kadınlar? Kim bunlar? Oğlum ne bileyim lan, bilmiyorum ben kadın falan. Allah Allah. Abi bak duydun işte. Abi, abi yapma. Abi yapma. Abi hayır, bak bak bak. Bir şey bilmiyorum abi, duydun yapma. Ne olur yapma abi. Ben bir şey bilmiyorum abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Demir. Efendim abi? Karşımda ağlayan bir adam var. Arkadaşınmış. Allah Allah, ne oluyor dedim. Alnına bir silah dayalı. Sonra bir baktım, tetik benim parmağımın ucunda. Yardım et Demir, kurtar beni. Demir öldürecekler beni, kurtar. Demir yardım et. Demir kurtar beni. Evet. Galiba bu arkadaşı öldüreceğim Demir. Aa, sen o üç kadının yerini söylersin, o zaman bir güzellik yaparız. Salarım bu güvercinin de özgürlüğüne. Ne diyorsun? Abicim, abicim ben bilsem size söylemez miyim? Gerçekten bilmiyorum ya. Üç kadın, üçe kadar sayacağım. Sonra bu tetiği çekerim Demir. Bir. Abicim bilsem niye söylemeyeyim sana? Sen bana bir zaman ver. Ben bir araştırma yapayım, tamam mı? Gerçi yani kimden bahsettiğini bilmiyorum gerçekten. İki. Abi. Bir tanesiyle konuşmuştum. Ben sana onu bulacağım, tamam mı abi? Alo. Üç. Abi öldü mü? Öldü mü abi çocuk? Ne yaptınız çocuğa? Alo. Tayfun. Tayfun, duyuyor musun oğlum? Tayfun. Bizim arkadaşlar kapısındalar değil mi? Evet Yavuz Bey. Siz gelene kadar bizim çocukları yolladım ben oraya. Kaçar falan diye. Alıp gelsinler mi? Yok. Ben kendim alacağım. Yedi sülalesine bela almazsam buna da Yavuz demesinler. Ben o zaman bizim çocuklara haber vereyim. Başına yani bir evde zaten bir tane var gibi. Sen de zaten tek başına yaşıyorsun. Ne yapacaksın daha fazla banyoyu? Aa, bahçıvan arıyor. Uğraşamam seninle şimdi. Kahveler hazır. Geliyoruz hemen. Kahve diyor. Kahvemiz şey, sonra satış ofisine gideceğiz. Tamam, basın. Ya ne istiyorum ben? Anam. Şarjımı bitirdi. Vallahi kımıl zararlısı ha bu el. Kızım ne kapatıyorsun ya? Daha sonra... Kimden kapattı şimdi ya Hayriye? Ben ne bok yiyeceğim ya? Ne ister karıştırdın kızım? Sen nereye kaçacaksın ben be?
Lan bunlar benim evin yerini bulmuş mudur be? Kalacağım mı, gideceğim mi, gideceğim ben ya. Sıçtım oğlum Demir. Bu sefer sıçtım. Aa Nergis, hoş geldin canım. Duramadım, geldim vallahi Canancığım. Senin kadın yok mu? Ya işte Feyyaz'a gece konduyu göstermeye gittiler. Hayriye'nin yeni arabasıyla. Aa, yani o konu bayağı bayağı ciddi. Gerçekten Feyyaz gece konduya mı taşınıyor? Şekerim, Feyyaz'ın durumu kötü değil. Gerçekten çok kötü yahu. Yani gece konduya taşınıyor adam, o da daha ne olsun. Ay bu arada Songül yok ama kahve yapayım mı sana? Bırak bırak, bekleyemem şimdi kahve falan. Otur bir an önce adam akıllı şu dün geceyi bir anlat bakalım. Ay sorma Nergis'ciğim, vallahi büyük rezalet çıktı. Biz oturduğumuz restorandan çıkıyoruz tam. Kapıdan çıkarken Feyyaz Bey dedi ki ben bir lavaboya gideyim. İyi peki, biz dışarıda onun çıkmasını bekliyoruz. Ya adam yürüyerek çıkacak derken karga tulumba dışarı çıkardılar adamı. Attılar yani. Ay hem ne atmak. Büyük kepazelik yani. İçeride bir temiz dayak yemiş, düşün. Artık Yasemin'le adamı karşılıklı görünce ne bileyim canımız sıkıldı. Hesap mı sormaya kalktı, oralar sorulamıyor artık biliyorsun. Adam da bunu bir güzel benzetmiş. Ya görmen lazımdı. Yanımıza geldiğinde yüzü gözü perişan haldeydi adamcağız. Yani parasız kalınca Yasemin'in Feyyaz'ı terk edeceğini biliyordum da bu kadar çabuk olacağını ben bile beklemiyordum. Ya adam gece konduya düştü şekerim. Daha ne olsun ayol? Ama merak etme, merak etme. Hayriye gerçekten ona çok iyi sahip çıkıyor. Ya Canan, ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bu işin içinde bir Çapanoğlu var. Yani benim aklım kesmiyor. İnsana böyle bir gecede bu kadar büyük bir miras falan kalmaz. Vallahi ne bileyim, bana söyledikleri bu şekerim. Hayır, bir de nasıl bir mirassa? Songül'e yetiyor, Medine'ye yetiyor, Feyyaz'a bile yetiyor yani. Olur mu böyle bir şey? Bence bu işin altından bir şey çıkacak. Çok pis kokular geliyor, bunun mu haberin olsun? Öyle mi diyorsun? Hayır. Ya işte öyle Kerimhan'cığım. Başımızda öyle bir bela var ki sorma gitsin. Ha benim oğlan düzgün de kadınlar çok fena. Ar namus kalmamış hiç, evli barklı adama. Ha Kerimhan'cığım, ben seni sonra yine arayacağım. Tamam, Allah'a emanet, hadi canım. O ne öyle? Yani anlamadım ki. Getir bakayım. Birden elime geldi. Acaba alarm falan mı? Ver bakayım. Film yoksa? Aa, eskiden yaparlardı, böyle kapıların üstüne tıkıştırırlardı. Kaynanam da yapardı rahmetli. Aa, modern bir ev mi bu acaba? Ay çok günah. Tövbe tövbe. Sen de günahı bir bilirsin ki. Aslında bizim Hayriye öyle garip şeylerden çok iyi anlar. Onu arayıp sorsam mı hemen? Ha, onun bilmediği bir 5 vakit namaz zaten. Akşam nasıl cozuttu öyle? Bir sor bakalım, hadi. Sorayım hemen. Allah Allah, ne acayip şey bu görünen. Aa, Songül ablam arıyor. Ben bir çıkayım telefona, sonra hemen Hayriye'yi arayacağım. Hayriye. Ha Medine. Ben de seni arayacaktım şimdi. Dur dur, ablamın telefonundan arıyorum. Beni arasan ulaşamazsın, şarjım bitti. Bak bak burada neler oluyor, bak bak kim ev alıyor. Sen de şahit ol istedik. Ay inanmıyorum. Ablam çok sevindim. Allah orada sağlıklı, mutlu, huzurlu uzun yıllar yaşamanı nasip etsin inşallah. Amin canım benim, teşekkür ederim. Daha iyileri senin olsun inşallah. Kızım konuşuyorken sorsana şunu ne? Günler Hanım şimdi yani zamanı mı onlar öyle seviniyorken şimdi? Ay bir tek şunu soracağım. Onu da irniyorsun yani. Ondan şey etmedim yani. Tamam
Göster bakayım. Hayriye, ben de sana bir şey soracaktım. Ha Medine. Ha, ben şimdi biraz önce çiçekleri sularken böyle elime böyle bir şey geldi. Ben ne bileyim böyle alarm falan zannettim. Güner Hanım da büyü mü acaba diye sordu. Bilemedik, biz seni arayıp soralım dedik bak. Aa, böcek mi böcek? Ne? Bir şey. Nergis Hanım'a ajanlık yaparken öğrenmiştim bu dinleme şeyi. Ah ah, iki kuruş kazanmak için ajanlık yaptığımız günler daha dün gibi ha. Bir daha göster bakayım. Aa, bu değişik. Bu kameralı. Ne kamerası ya? Biri sizi izliyor yani Medine. Yani Hayriye, kim, niye bizim evi şey... Aylin Hanım. Heh. İyi dedin Medine, iyi dedin. Aylin sizi gözetliyor demek ki. Aa, yani şimdi Aylin bu eve kamera mı yerleştirmiş? Niye ki? Ay hanım teyze, senin o gelinin şeytana donunu ters giydirir. Zaten o evden ne donlar çıktı. Hayriye. Ne yani, yalan mı? Bütün krizenten biliyor kadının ahlaksızlığını. Bir kaynanası öğrensin çok mu? Hayriye, ben seni sonra arayacağım tamam mı? Sen Songül ablama tekrar hayırlı olsun. He, hayırlı olsun diyor. Sağ ol canım benim, sağ ol. Ay bitmedi mi yorsun vallahi ya? Ay ev almak ne zormuş ya. İmzala imzala bitmiyor. Ya ben en son ne zaman böyle bu kadar imza attım hatırlamıyorum. Bak bir evlenirken bir de şimdi. Bu son nüshaydı. Ha? Şu iki sayfayı da imzaladık mı işimiz bitti abla. Hadi dur bakalım. Dur Allah bitmeden bu anı ölümsüzleştirelim. Dur hadi, dur. Bismillah. Hadi atıyorum. Dur kaydın. Çek. Şimdi Songül Hanım evinizi alıyorsunuz. Hayatınızdaki en önemli şeyi yapıyorsunuz. Acaba nasıl hissediyorsunuz? Bunlar nasıl hisler? Güzel. Güzel şeyler hissediyorum. İnşallah Allah tamamını ödemeyi nasip etsin. Ablana tamamını ödemeyi ya, sen bunu istersen 5 tane alırsın. Tamam Hayriye, tamam. Aldım bak, imzaladım. Bitti. Bitti. Kapat. Kapat artık. Aldık. Tebrikler. Şık şık şık. Haydi bismillah. Ay. Ay ablam. Senin de bir dikili ağacın oldu. Ay. Ay canım benim ya. Böyle bir şey nasip oldu gerçekten ya. Var ya benim annem, anneannem hep istediler ya böyle bir evleri olsun, bir dikili ağaçları olsun. Bak görmek kısmet olmadı. Bana kısmet oldu. Yani siz peşinat vermeseydiniz ben alamazdım ki. Abla senin kafa gitti ha. Bu para senin paran, benim... Yani benim param, senin paran, senin paran, benim param gibisinden yani. Öyle ha, hani. Evet. Şahım, sen ne hakikatli bir kız çıktın ya. Ha? Ya başka biri olsa var ya, böyle bir meblağ parayla yemin ediyorum toz olurdu ya. Kimseyi tanımazdı, kaçardı. Ben kimseden kaçmam ki. Bir o bahçıvandan. Tamam o zaman gidiyoruz. Haydi bakalım. Tamam, değil mi? Her şey tamam. He. Ama bakın. Bunu kutlamak için ne yapmamız lazım? Bir tur atmamız lazım ha? Feyyaz Bey söz vermiştiniz, arabayı öğretecektiniz. Kızım. Çok şimdi olur mu ya? Kızım sen araba kullanmayı bilmiyor ki. Ne olur kurban olayım ya, bak heves ettim ne olur. 2 tane öyle gelirken baktım yol çok güzel, çok uygun öğrenmeye. He Feyyaz Bey ne olursunuz ya. Sen sol pedal ha sadece. Tam pedal diyor ya, kırmayalım hevesini. Ben de varım. Tamam. Anam. Bir şey yok. Sakin. Tamam. Ya yapabileceğim mi? Oturdum buraya. Başımıza bir iş gelecek ya. Hayır. Abla tamam. Videoda izledim diyorum ya. Feyyaz Bey. Bu muydu fren, bu muydu gaz? O gaz. Gaz. Önüne bak, önüne bak, önüne bak. Gaz. Ona bas ki kalkalım artık Hayriye. Kurban olayım, bas ona artık. Tamam, çok basarsam çok hızlanır. Tamam, öbürü de fren işte, ona basınca da duracak. Sen bilsin yarabbim. Önüne buna gidin he böyle. Ya önüne bak Hayriye. Önüne. Aman nasıl hem önüme bakayım hem buna bakayım. Ayağının nerede olduğunu biliyorsun ya. Sağ ayağın sağda, sol ayağın solda. Sağ gaz, sol fren. Bas kalkalım Hayriye, bas. Basıyorum. Sağ gaz, sol fren. Tamam, sakin. Yavaş. Daha ne kadar kaldı bu herifin evine? Az kaldı Yavuz Bey. Navigasyon 10 dakika gösteriyor. Yılmaz bok çukurunda öldü. Ama en azından bir mezar oldu. O demirle 3 kadının mezarı bile olmayacak. Siz nasıl uygun görürseniz Yavuz Bey.
Hadi. Direksiyon dursun. Kurban olayım. Direksiyon dursun. Hay Allah'ım ya. Hay bismillah. İçim dışıma çıktı benim. İçim dışıma çıktı. Ben gidiyorum. Ben sürüyorum sizi. Feyyaz Bey abla bakın ben gidiyorum. Kızım içim dışıma çıktı ya. Hayriye şu gazdan ayağını çekme. Tamam. Ya 5 metre, 10 metre gittik abla ya. İnsanı bir şevkini kırmayın. Yavaş şimdi yavaş. Bak ileriden sağa döneceğiz. Hayriye şimdi değil. Yavaş. İleriden. Sinyal verecek miyiz sağa dönerken Feyyaz Bey? Sorun değil ya, boş ver sinyal. Tamam ben verdim sinyali, tamam. Aman o silecekmiş, tamam. Tamam, bu da silecek. Bu da silecek şimdi Feyyaz Bey. Tamam. Önüne bak sen. Evet. Tamam. Yavaş, gel. Hayriye şimdi sağa dönüyoruz. Yavaş. Eyim ablasın, nasılsın? Tamam. Sakin. Bir şey yok. Olur böyle kaza olur insanlık hali. Bir şey yok yani, önden ufak bir çarpık canım. Bozma bu rolünü. Sonuçta pert olmadı ya. Şimdi pert oldu işte. Parasını ödememiştik. Ay. Hangi? Şurası Yavuz Bey, 3. kat. Eminsin değil mi, evde hala? Evet evde. Az evvel perdeye açıp baktı. Yavuz Bey şüphelenmiş olabilir. İsterseniz çocuklar bir önden çıksın. Kim olduğunu bilmiyoruz, hazırlıklı olabilir. Hangisi? Burası Yavuz Bey. Yavuz Bey, müsaadenizle biz önden girelim. İyi, girin bakalım, ne olacak? Yavuz Bey. Kaçırdınız değil mi herifi? Balkondan kaçmış herif. Bir saat Serhat. Artık bu binayı yakar mısın, yıkar mısın bilmiyorum. Bu herifi bana bir saat içinde bulmazsın. Senin de sonun bok çukurundan beter olur lan. Hoş geldin. Ne içersin? Bir şey içmeyeceğim ben. Ne konuşacağız? Sen hala kızgın mısın? Sen sorunlarını böyle mi çözüyorsun kahraman? Yani böyle zamana bırakınca çözülüyor mu her şey? İlk gün ben söylediklerini düşündüm. Ben seni böyle seviyorum. Böyle derken?
Yani ben senden başka biri olmanı hiçbir zaman istemedim. Sözün o evde olmasını da ben istemedim. Annen istedi. Ben babamı yine ikna ederdim size gelmesi için. Ama sonradan Canan Hanım'ın mevzusu çıkınca ortaya... ne bileyim, sen de öyle istiyorsun sandım. Sen bize geldiğinizde babanın yüzüne baktın mı hiç? Onların bize nasıl baktığını gördün mü? Annem gördü. Ben, abim, hepimiz gördük Kahraman. Bak, ben o bakışları çok iyi biliyorum. Ben onların aralarında büyüdüm. Ya biz niye aynı mevzuya takılıp kalıyoruz sürekli İpgül? Babamın görüşleri beni bağlamaz. Ama sen dün kabullenmekten bahsediyordun. O isteme neden o evde oldu biliyor musun? Çünkü Canan Hanım, sen benden vazgeçersen onun oğluna kalmayayım diye korkup Canavli ile babana gelin istemeyi bu evde yapın demiş. Ahmet de bunu duyunca evi terk etti zaten. Ne? Bunu bana ne zaman söyleyecektin peki sen? Ha? Ne dedi sana? Gözlerimin önünde sözlenmene dayanamıyorum falan mı dedi? Ne dedi? Öyle demedi. Ama o aile seni kolay kolay kabullenmez dedi. E şimdi bakıyorum da haksız sayılmazmış. Sen beni hiç tanımamışsın ya. Evet. Haklısın. Yani ben seni gerçekten tanıyamamışım Kahraman. Ve biz gerçekten bazı şeyler için acele ettik galiba. Ne yapıyorsun? İlk gün ne yapıyorsun? Takar mısın şu yüzüğü? Belki de ailenin sana daha layık gördüğü birini bulursun. Arkadaşların şaka sanmayacağı birini. Bakıyorum da sadece baban değil, sen de beni kendine yakıştırmıyormuşsun. Hadi kızım, aç ya, aç şunu ya. Hayriye! Hayriye! Hayriye, kapıyı aç, Hayriye! Of! Allah'ım yarabbim. Sen ne işin var yine burada? Hah, ya. Ben Hayriye'yi bekliyorum. Evde kimse yok. Telefonu da açmıyor. Benim konuşmam lazım onunla. Çok önemli. Hayriye seni istemiyor ya. Bırak artık arkadaşımı. Dolanma peşinde. Ya ne dolanma peşinde? Uyarmaya geldim ben onu. Peşinde adamlar var diyorum. Tehlikeli adamlar. Silahlı. Ne? Silahlı mı? Evet. Yerini sordular bana. Ben bilmiyorum dedim. Zaten bilmiyordum da bilsem de söylemem. Arkadaşımı vurdular ya beni. Ya Hayriye'ye de aynı şeyi yaptılarsa? Ha? Bak, benim onlardan önce bulmam lazım Hayriye'yi. Ne olur. Peki neden peşindelermiş? Siz ne halt ediniz ya? Ha? Ne yaptınız siz? Yok arkadaşım yolda yürürken taş buldu. Yok miras kaldı falan. Ay, ne olacak şimdi bize? Hayır, yani zaten palavra olduğu belliydi de ya. Bu kadar büyük işe girmezsin be Hayriye. Bizi öldürecekler mi? Ya ben ölmek istemiyorum. Ben Esma'yı bırakamam. Medine bak, bizim bir an önce Hayriye'ye ulaşmamız lazım, tamam mı? Sabahtan beri arıyorum kapalı telefonu ya. Songül ablayı arayalım. Tamam, tamam. Kimi arıyorsan ara ama ne olur bir an önce, ne olur. Araba geldi. He, geldi. He. Medine. Neredesin ya? Çok kötü şeyler oldu. Arabayı çarptım. Araba pert oldu. Bir sürü borca girdim. Ne oldu kızım? Ne bu hal? Niye böyle yaprak gibi titriyorsun? Ne oldu? Kız bu dangoz mu bir şey dedi yoksa? Ya yok, adamlar peşinizde. Her yerde sizi arıyorlar. Abla, bizi öldürecekler. Bir dakika, bir dakika. Hangi adamlar kimi öldürüyor ya? Dedim. Ay, deseydim ben, deseydim ben. Ah, deseydim ben, deseydim ben. Ne yapacağız? Ne yapacağız, ne yapacağız? Anne. Anne yok şekerim. Zaten şu aralar annene ulaşmak imkansız bu evde. Allah Allah. Bu kadar saat oldu. Nerede ki bu kadın? Ev almaya gitmişlerdi. Dönmediler daha. Aa. Aldılar mı onlar gerçekten ev? Ne bileyim hayatım, ara kendin sor işte. Medine, bana bu ne haber, ne olursun ya? Allah. İyi misin sen? Kızım git buralardan, tamam mı? Git buralardan annem. Ne? Bak, sorarlarsa beni tanımıyorsun. Sen benim kızım değilsin, tamam mı? Anne, ne diyorsun, ne oluyor? Git buralardan diyorum. Ya sen kendini kaç, kurtar diyorum. Ne? Bir dakika, sen şu an neredesin? Ben Feyyaz Beylerin evinin oradayım. Sakın buraya gelme. Benim kızım değilsin. Kaç, git buralardan. Anne. Allah aşkına, ne diyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz siz? Ya anlattık ya işte Feyyaz Bey. Tas tamam, anlattıklarımız gibi işte. Peki bir dakika, şimdi yani bu dediğinize göre yani taşların kalan kısmı, yani tamamı sizde, öyle mi? Öyle.
Ama ne yapalım yani, taş taş diye canımızı mı vereceğiz? Olur mu canım öyle şey? Tabii ki canım, canımızdan mı olalım? Olmaz fakat yani şimdi yani hepimiz böyle meteleye kurşun atarken de yani bütün taşları elimizde tutup geri verecek değiliz. Değilsiniz. Değilsiniz yani herhalde. Onu diyorum. Yani olur mu? Ya Allah aşkına ne anlatıyorsunuz ya? Adamlar peşimizde diyorum. Öldürsünler mi hepimizi? Ya tamam. Bu tayfundan haber yok. Ulaşamıyorum. Telefondayken 3'e kadar sayacağım dedi. Vuracağım dedi çocuğu. Sonra ses kesildi gitti. Ay, kim bilir ne yaptılar çocuğa ya? Tövbe. Ya sus. Bırak şimdi seni tayfunu. Tayfun kim? Allah taksiratını affetsin. Tamam sakin olun siz de. Biz bir sakin olun. Bir içeri bir girelim. Bir sakin sakin. İçeride tutalım. İçeri girelim. Dikkat çekiyoruz ya. Gel gülüm. Hadi. Of. Anne. Bana bakın sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Ben bir çözüm bulacağım ha, tamam mı? Şeker. Ben sana buraya gelmeyin demedim ya. Ne oluyor anne? Ne oluyor? Niye geldiniz ya? Ne oluyor Allah aşkına? Hiç. Ayıp ya. Ya ne var, sirk mi oynuyorsun burada? Ayıp artık, yeter ama ya. Gördünüz işte, rezil oldum. Evet, dımdızlak kaldım. Tamam mı, mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Oldu mu? Ha, oldu mu? Girip içeride bakın. Ayıp be. En büyük ayıp da size Songül Hanım. Hiç yaşınızdan başınızdan utanmıyorsunuz. Alın şu kızınızı da, Canan Hanım'ı da almanızı rica ediyorum. Gidin orada ne anlatacaksanız orada anlatın evinizde. Çaba biz gidelim biz. Oldu adam. Ben anlatacağım size, biz gidelim. Hadi. Hadi. Biz eve gidelim. Medine. Eve. Demir. Siz de tarif ettiğim gibi bahçe duvarına başlayın. Valla gelip kontrol edeceğim. Uzaklaşmayın yanımdan lazımsınız. He, tarif ettiği gibi. He, başa duvarına başlayın. Feyyaz, ne oluyor bir anlat bakalım. Gel, duvarı yapacağız. Ne oluyor anlat. Nergis? Ne oluyor? Bedduaların tuttu, o oluyor işte. Bütün mahalle, siteye rezil oldu eski kocan. O oluyor. Yetmez, gel bir de içeriği gör. Gel yakından bak. Anne, geleceğim canım. Yo, hayır. Gel yakından bak. Bedduaları nasıl tutmuş bir bak. Anne, ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok. Ya nasıl bir şey olduğu yok? Kızı aramışsın, korkutmuşsun. Al mor mor çıktı biz de peşinden. Sinirlendim, kızdım. Bir daha benim yanıma gelme dedim. Bana ana deme dedim. Yani sanki ilk defa oluyormuş gibi. Tut şunu. Anne, neye sinirlendin sen? Hem senin sesin öyle bir telaşlı geliyordu yani. Kızmış gibi değil de korkmuş gibiydin sen. Ya kızdım mı, korktum mu sana? Bunun hesabını mı vereceğim ben? Kızdım, inandın mı? Hemen eve gidelim. Ya acelemiz ne yol, evin önündeyiz zaten. Üşüdüm, dondum. Allah Allah. Senin biber gazları nerede? Ya yukarıda da, sen ne istiyorsun şimdi bunu? Lazım olur, belli mi olur? Ya bakın biz hiç beklemeyelim Feyyaz Meyyaz. Kızlar siz olayın ciddiyetinin farkında mısınız ya? Sizin hemen buradan kaçmanız lazım. Hatta benim de kaçmam lazım. Ya hepimizin kaçması lazım. Hadi haydi. Ya ama Demir, nereye kaçacağız? Yani bütün parayı eve verdik. Arabayı pert ettim. Oradan gitti. Neyle kaçacağız? Feyyaz Bey bekleyin dedi. Bekleyelim. Bizim aklımız ermez. Ya Hayriye, bırak Feyyaz Bey'i, arabayı gidelim işte. Buluruz bir yolunu. Hadi. Ya. Kim o? Bilinmeyen numara. Hayriye kesin onlar arıyor. Sesi dışarı ver. Ver dışarı. Dedesin değil mi? Yok, ne sitesi ya? Bana yalan söyleme Demir. Yok ya, yok, yalan söylemiyorum. Sitede falan değilim ben, mahalledeyim. Siz niye aramıştınız? Ufak bir iş için görüşeceğiz. Tamam. Sen nerede olduğunu söyle, ben geliyorum oraya. Gerek yok. Bak, gördüm zaten seni. Şükür kavuşturana diyelim mi? Dediği bir göz, Allah verdi iki göz. Sizde bana ait bir şey var. Kimde? Bizde size ait ne olabilir ki?
istemesekçeyiz. Sus. Sizinle işim yok benim. Ama kime çalışıyorsunuz söyleyin. Yalnız beyefendi, ne ya suçu var ki onların? Kimsiniz lan siz? Hayriye ben. Medine, Medine, o da Medine. Peki benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyoruz, vallahi bilmiyoruz, vallahi bilmiyoruz. Ben sizin ecelinizim.